Dima 228. Akıl 45. Kavramı okuyorum. Kavram bakışımız olsun. Kavram birbirlerinin üzerine bindirilmiş, birbirlerin üzerine birbirlerin üzerine bindirilmiş ve birbirlerinde birbirlerinden olacak birbirlerinden çok farklı mana bütünlüğünün aynası fotoğrafı ve hafıza çipini Hakikatından kopmadan insanlara ayna olandır. Birbirinden çok farklı manaları fotoğrafıdır, aynasıdır, hafıza çıpıdır, çipidir, çip ve hakikatından kopmadan insana ayna olandır kavram. Başka? Aynı zamanda mana, mana şehrini temaşa eden ve özneye asıla dışsal olan ne yani kavram kendisi dışsaldır ama özneye asıla tanımlıyor. Nefsül emirle yani dışsalla hakikatlarına berzahlık yapıp insanın içsel alemini rafineri edendir. Yani kavram berzahtır, Nefsül Emir'deki tezahürleriyle, suretleriyle, bu kainatta gözüken ağaçtaki manaların, onların asılları olan esma arasında berzahlık yapandır. Kavram bir yüzüyle hakikata, yani esma mertebelerine bir yüzü de onların dışsalı olan, nefsül Emir olan. Ee, alem-i şadete bakıyor. Kavram böyle bir şeydir. Aynı zamanda kavrama da felsefede sembol diyor. Biraz ince şey var ama sembol da denilir yani. Şimdi sembolü okuyacağım. Hakikatına bakıyor ve suretini gösteriyor. Süretinden hakikata, hakikatından suretine baktıran aynadır, fotoğraftır hafıza çipidir. Çiptir. Kelam bazen bu kelam olarak gözükür. Bazen bir sembol, bazen bir imge, bazen bir kelime, bazen bir ses, bazen bir obje olarak gözükür. Bu manada kelam kelam, mazideki bir medeniyetin bir kültürün örf ve anane ve dinlerinin bütünlüğüyle kavram şeyi konuşuyorum kelam mazideki bir medeniyetin örf, anane, kültür gelenek ve dinin bir medeniyetin bütünlüğüyle geleceğe bakmasından geleceğe bakmasından bakarken yani mazinin bütünlüğünü nedir o bir medeniyet, örf, anane, kültür, geleneği dinin Bütünselliği ile geleceğe bakarak kazanılan, iki şeyden kazanılan kazanımlarının hafıza kartıdır. Hafıza kartıdır kelam. Mazinin istikbali bakışlarından elde edilenleri anda yansıtandır kelam. Onun için Risale-i Nur aynı zamanda der ustad mazi inşa ediyor. Bu 10 günden beri veya bir haftadan beri ağzıma doladım. Çocuklarda ölüm korkusu olmaması, Delilerde, metruplarda veya gafillerde, mezarlıkta olduğu halde amcasını gömerken bile telefonla oynamasının sebebin araştıran bu fakir bir şey sebebinde şudur. Maziden kopartılan bir neslin maziden kopan bir insanın istikbale bakışı yoktur. İstikbal gelecek gibi gözükürken aslında mazinin bütünlüğüyle, mazinin depolarıyla, hafıza kartıyla geleceğe bakarken sana gözüken objeler vesaireler. Çocuk niçin korkmuyor? Mazisi olmadığı için. Ciz diyorsun. Düşeceksin. Bak düşeceksin, yanacaksın. Senin için endişe, onun için niçin endişe değil? Çünkü mazisi yok. Çocuk terbiyesinde öyle. Mesela seçimde diyelim şunu tercih et bunu tercih et den yanı sıra o insanı tesir etmek istiyorsanız bir şey tercih ettirmek bir şey göstermek istiyorsanız o geleceği Allah pullayıp güzel göstermek çare değildir. Ne derseniz deyin onu geleceğiyle bağlayabiliyorsanız otomatik o geleceğini geçmişiyle bağlayabiliyorsanız otomatik o geleceğini görecektir. Çünkü gel, geçmiş aynı zamanda önümüze konulan endam aynadır der ustad. Mesela böyle ana caddeden giderken kocaman caddenin üzerinde büyük bir ayna düşünün. Aynaya doğru giderken bizim yüzümüz böyle, aynamızın yüzü böyle. Aynamızın yüzü böyle. Ayna ya biz bakarken, yaklaşırken aynı zamanda aynadaki mazimize yaklaşıyoruz. Aynadaki mazimize yaklaşıyoruz. Mazi, mazimiz istikbaldır. Yani biz yaptığımız şeylerin görmeye gidiyoruz ahirette. Ahiret istikbaldır ama yapılanlar hep istikbale atılıyor, geleceğe atılıyor. Dolayısıyla bir insanı bir aile hayatına, Aile hayatında sıkıntı varsa, kişinin psikoloji sorunu varsa, seçimde doğru yapamıyorsa, insanı ilişkilerde sorun yaşıyorsa, adınız gibi bilin, maziden kopuktur. Bizi Risale-i Nur tabirinin için kelimeleri ağırdır. Sebebi, mazinin kültürünü, yaşanmış bir dünyanın, medeniyetin, örf, anane kültür ve gelenin ...hafıza kartıdır. Kelam, hafıza kartıdır. Birbirinden... ...farklı olan... nihayetsiz manaların... ...birbirine karışmadan... ...birbir üstüne bindirilmiş... ...sistemin adıdır. Kelam. Yani şu anda ben konuşurken... ...kelamdır. Ama... ...fikirdir. Ama... ...histir. Ama... ...duygudur, latifedir. Ve içeriklerinde nihayetsiz mana mertebeleri vardır. Vücut 29. sözü takip ediyoruz böyle vakıflarla. Vücut tanımı nedir vücut? Vücut kazanılan esmaların kazanılan esmaların esma mertebesi. Çizmiştim böyle. Latif'ten 5 numara aldın. Rahim'den 3 aldın. Hikmet'ten 7 aldın. Sani'den 42 aldın gibi. Bu esma grafiğin o çizgisi vücuttur. Yani içinde ne var? İçinde fikir, içinde his, içinde duygu ve içinde latife var. Yani bunların bütünselliğidir bizde vücut ve vücudun içinde Adem yoktur. Mevcudun içinde madum vardır. Ee, vücudun içerisinde değil, vücudun karşıtı Adem'dir. Adem'i sıfın karşısı, Adem'i sıfın karşısında vacibül vücut. Yani hiçlik dediğimiz yani hiçlikten yaratılmış. Adem'i sır. Adem'in karşıtı vücuttur. Yani iki dairedir diyor üstad. Adem'den vücuda iki menzil gibidir. Madun içinde Adem'leri barındırdığı için mevcuttur. Mevcudun karşıtıdır. vücut, vücutta karşıtı olarak içinde Adem'ler yok. Çünkü hakikat mertebelerinde Adem değil o. O hakikatin yani esmaların kazanım mertebelerimizin içinde ne var? Fikir var. Fikir mertebeleri var. Vicdandaki his mertebeleri var. Duyguda latifeler var. Ruhtar latifeler var. Duyguda şey kapta duygular var yani. Akıl, vicdan, kalp, ruh, fikir, his, duygu, latifelerin bütünselliğiydi. Bu manada bu kelam bunları cem etmiştir. Yani kelam bir bir mana ifade etmek ile değil, hafıza kartı oluşundan çiptir o, resimdir o. Ustadın Kızıl İcaz'da bir böyle tarlaya bir yere bakılırken, bakılırken çekilen fotoğraf, içinde ne var? Her şey var. Kurumuş dal da var, ıstak da var, kelebek de var, toprak da var, dere var. Bir fotoğraf işte kartı. Kelam diyor, fotoğraf aynasında aksedendir diyor. Şimdi onu hafıza kartı da diyebiliriz. Yani bu bir mazinin istikbale baktırma sistemidir kelam. O manada şeyi tanımladık, kavram. Kelam da öyle. Şimdi sembol çok lazım. Sembolun, felsefede de ne denmiş? Düşünen insanlarda. Yani Felsefede ince ille dinden kopuk değil. Dinle barışık. İslam felsefesi. De, ve ilmi kelamda. ilmi kelamda sembol. yani bizde biraz daha böyle incesi. Kavram nedir? Kavram hakikate bakan. Aynı şeyde. Alem-i şehadete bakınca sembol diye tabir ediyoruz. Tabir ediliyor. Sembol ne demektir diye. O ısınmayı yaptıktan Sonra akla geçeceğiz inşallah. Sembol bir düşünce, fikir ya da nesnenin yerini tutan, bir kavramı veya bir düşünceyi belirten, gözle görülür ve anlam, anlamı bilinir işaret demektir. Çok çeşitli tanımları gelecek. Belki de 20 30 tane ifade şekli gelecek. Bir de okuyayım. Bir düşünce bir fikir ya da nesnenin yerini tutan bir kavramı, bak bak kavramı burada kullanıyor, veya bir düşünceyi belirten gözle gö görülür ve anlamı bilinir, işaret demektir. Bir anlam, bir anlam, mana, nitelik, soyutla, soyut, soyutlama, yani mesela soyutlama ne demek? Benim paltımı çıkar, kazamı çıkar, gömleğimi çıkar, atletimi çıkar, hayatımı çıkar. Böyle somuttan soyuta doğru yani tefekkür ederken fikre diyoruz, sonra hissediyoruz, sonra duygu ediyoruz, sonra latife ediyoruz. Aslında maddeyi soyut, somuttan soyutlayarak, soyarak yani üzerindeki battaneleri kaldırarak bir de okuyayım burayı. Bir anlamı, bir niteliği, Soyutlama ya da nesneyi göstermek, ifade etmek için kullanılan sözcük, işaret ya da mimik olarak sembol kendine ortak bir sözleşme, anlaşma, uzlaşma ya da gelenek aracılığıyla belli bir anlam aktarılan uzlaşımsal işareti belirli bir nesneyi, süreci veya işlemi ima etmeyi yarayan şeye denilir. Şeyi tanımlar. Tabi o anda yazdığımız böyle cümle düşük, yüksek ama bir daha yapayım. Şair, şair, şair daha camidir. Şair e, sembolü ve kavramı da içine alır. Ama kelam daha camidir. Kelam ilahi olduğu için. Kelam daha. Bir daha okuyayım burayı bir anlam, bir nitelik ve nicelik yani soyut ve somut bunları soyutlama yani anlamlandırma, insana taşımak demek. Soyutlama, soymak demek tefekkürle veya his ederek duyguyla, duygularla veya ruhtaki latifelerle, şefkat, muhabbetle dış salı içe taşımak İçeriye taşımak bu. E bu ne demek? Soyutlama veya soymak. Nesneyi, yani o hakikati o nesnede, nesneyle göstermek, ifade etmek için. Yani bu meseleyi, mesela şöyle diyeyim, bizim Dima'daki haritayı senin için ne ifade eder? Sokaktaki e doktor, sokaktaki adam onu görse ne ifade eder? der ki yani bozulmuş yumurta içi gibi kafanın içindeki haritayı. Bozulmuş yumurtaya benziyor şekli. Bir sürü birbirine girmiş. Senin için ne anlam ifade ediyor? İşte o mana dünyasını, bütünlüğünü göstermek, taşımak, bir yerden bir yere taşımak için, ifade etmek için kullanılan sözcük, işaret ya da mimik Mimikler, böyle yapıyor ya, böyle toplumsal her Ruslara göre mimikler farklıdır. Türklere, İspanyollara göre farklıdır. Mimik, e, sembol, kendisine ortak bir sözleşme, kültürün içselinde, kültürün içerisindeki efratlar arasındaki bir sözleşme, yani bununla bu anlaşılır. E, biz nasıl ki, herkesi niye almıyoruz bu, Dima dersine sözleşmemiz yok. Yani adam tutturacak. O neydi ya? Ne, ne de bahsediyorsun? Ne, ne bu ya? Bu ne biçim ders? Böyle bir şey olmuyor. Alışmış cami şeyine veya cumartesi dersine alışmış. Buna olmaz yani. Yani paldır küldür değil yani. Bazı şeyler, bazı şeyler de kalacak. Olmuyor. Çünkü sözleşme yok. Uzlaşma yok. O zaman da bütünleşme yok çatlaklıklar var. Anlaşma, uzlaşma, sözleşme ya da gelenek aracil aracılığıyla belli bir anlam aktarılan uzlaşımsal işaret. Yani bir geleneğin, bir minarenin, bir tesettürün, bir mezar taşının, bir seccadenin, seccadenin bir gelenek simgesiyle geçmişi geleceğe taşıyan İmgelerdir. Nedir o? Haricin buna mana vermesi hakkı yoktur. Ben böyle anlıyorum diyemez. Çünkü alem, unvan, simge, imge, sembol veya kelam olmuştur. Yani konuşan değildir. Mesela bir seccade. Ben böyle bez parçası anlıyorum. Ben polislerdir biliyordum bu. Bu kumaştır. Bu pamuktur. Boyanmış bir küçük bir parçadır diyemez. Niye diyemez? Çünkü bu alemdir, unvandır, simgedir. Ustadımızın tabiriyle mektubatta zatlarına bakılmaz, örfi manalarına bakılır diyor. Örfi manalarına bakıldığı için senin yüklediği mana değil, örfi toplumdaki manalarına bakılır. Ona hürmetsizlik veya hürmet etmek o toplumun Değer yargısına yapılan muhabbet veya davettir. Yani kişinin anlayışı değildir. O topluma yapılan değer ifadesidir. Bir mesajdır. Belirli bir nesneye süreç veya işlemi ima etmeye yarayan şeyi tanımlar. Şey yani bunlara şey deniliyor. Onları tanımlar ya. Yani. Mesela semgı, seccade, minare, mezar taşı, tesettür, sakal, sarık bunlar örnek verilebilir. Bunun kişilerin yüklediği mana değildir. Bayrak mesela. Bayrak bir milletindir. Seccade bir ümmetin simgesidir. Ümmeti Muhammed'in simgesidir gavur dahi onu görse bu Müslümanların namaz kıldığı yerdir. Rabbine ibadet edildiği, Rabbine secde yapıldığı yerdir. Rabbine burada secde yaparlar. Onların secdesi yaptığını benim ayağımın altındadır demektir. Ayak basmak bilerek. Ondandır ki bizim gelenekte bilmeyen yoktur. Evde namaz kılarken çocukları da oradan dolaşırken namazda yavrum günahtır basma çabuk Böyle o kadar hürmet edilmiştir ki namazdan sonra kaldırılır. Çocuğa bastırtılmaz. Bu kültü, Anadolu kültürünün geleneğidir. Bunun dışında hiç kimse kalamaz. Bunu e, kullanan kişi bilir. Ne anlama geldiğini bilir. Hürmeti veya hürmetsizlik bir mesaj olarak kullanılır. Nasıl ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imgesi, camiye olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bayrağı olduğu gibi, ümmetin şeyde namazı onunla simgeler. Hatta Whatsapp'ta bile adam böyle dua koymuş. Budistlerin yaptığı. Maalesef Müslüman da böyle yapab onu seçebiliyor. Yani Budistlerin duasıdır. Böyle koymuyor mesela. E tabi Müslüman Müslüman olmasa ötekisi de başka şekil alıyor sana vaziyet. Evet. Bu da var ya. E, kullanmıyor. Evet. Böyle Budistlerin kullandığı alternatiftir. Size yemekte, kahvaltıda söyledim. E, mesela Yahova şahitleri Eşheden la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Ben şehadet ederim ki Allah birdir, şeriki ortağı yoktur ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kuludur, elçisidir. Ben şahitim buna demenin kısaltılmış İngilizcesinin Türkçesidir. Ben şahidim sana. Yahova şahitleri şahadetin kısaltılmış şeklidir. Müslümanların çaldıkları tabirdir. Yahova şahitleri. Allah'a ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şahadetin ifadesi olanı Yahova şahitleri. Abi Müslümanların çaldığı dedi. Müslümanlardan çaldık Mü, e, Müslüman mı dedim ben? Hı, Müslümanlardan evet, Müslümanlardan çalınmıştır. Müslümanlardan çaldıklarıdır. Yoga dedikleri de namaza karşı getirilen alternatiftir. Yogada namazı örtmek için çünkü hiçbir dinde eylemsel yoktur. Bir Hristiyanlıkta bile veya Yahudilikte bile Yahudilerde cumartesi Hristiyanlarda pazar bir dua edilir. Ama İslam hayatın içerisine namazı koymuş. Eylemseldir, oruç eylemseldir, namaz eylemseldir vs. Bu namaz hareketlerine karşı geliştirilen alternatiftir. Onların dinlerinin adı bizim şahadetten fotokopi, Müslümanlardan, Müslümanlardan çaldıkları gibi namazımızı karşı alternatif geliştirdikleri yoga hareketleridir. Onlar da o simgeyi kullanıyor. Buradan çalmışlar. Bir habercidir simge. Köprüdür simge. Farklılıkları toplayandır. Gizli manayı ortaya koyan, çıkaran bir tasvirdir simge. Muşahede olunamayan ve esrarlı bir olgu hakkında bize çok net olmayan bir duygu. Bir daha muşahede olunamayan ve esrarlı bir olgu hakkında sırlı yani sırlı o manayı bir olgu hakkında bize çok net olmayan bir duygu, his ve fikir izlemini tanımladığı için bizi taşır o. Mazi istikbale taşır. Yani çok açık değil ama içinde bulunur. Mesela onlardan bir tanesi mezar taşları olmakla beraber Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki camilerindeki içerisindeki olgular. Yani o içeriye girdiğin zaman buran buran o ecdat kokar. Yani manasını maddeye yükleyebilmiş. Mana kokuyor. Yani herkesin kokusu farklı olduğu gibi annenizin kokusu, eşinizin kokusu, çocuğun kokusu, gülün kokusu, maddenin kokusu, yumurtanın, peynirin hepsinin kokusu, koku farklıdır. Aslında şaşıracaksınız ama daha önce de demiştim. Mana kokar. Mananın tadı vardır. Çok garip. Geçen 29. sözü okurken tabi ezberleri bozuyor oradaki tabirler bizi normalden sıradan sokak ağzı zannediyoruz. Madde diyor yarılmaya, yırtılmaya, erimeye müheyyadır diyor. Yırtılmak, kağıt yırtmak gibi anlıyoruz. Oysa Allah kullanıyor. Sema yarıldığı zaman diyor. Karanlık için ne diyor biliyor musun? Karanlık nardan, nurdan, zulmetten, rayadan, karanlıktan ruhani mahluklar yaratılıyor diyor. Karanlık canlıdır, ruhludur, canlıdır. Şey denilen her şey hayattan yapılmıştır. Karanlık canlıdır hayatlıdır, şuurludur, ruhludur, ruhanidir. Orada söylüyor. Karanlıktan, zülmetten, rayyadan, nardan, nurdan, manadan, kelamdan ruhani yaratılıyor diyor. Öyle mi Davut? E Bazıları diyor ki veya öyle hissediyorum. Uçuk şeylerden bahsediyor. Yok, atladığın şeyleri gösteriyorum sana. Zahire müptela olduğumuz için. Şimdi zahirde dünya dönüyor. Güneş kayboldu karanlık oldu. Aslında bir aleme geçti. Ne diyor? Gece alemini karanlık istila etti aslında. Yani ikisi de gece ve gündüz hiçbirisi karanlık değildir, aydınlık değildir. Biz diyor iki farklı alemi üstüne karanlık serptik. Diyor. Buraya da aydınlığı koyduk diyor. İkisini ayırdık böylelikle. Aydınlık da örtüdür. Karanlık da örtüdür. A alem ise hiçbirisi değil. Alemleri öyle tanımladı. Aydınlık da örtüymüş böyle z şey gibi, çarşaf gibi. Abi baktın ki yatağına doktor. Yeşil bir çarşaf. Tamam? Öyle diyor Kur'an'da. Ben isyan etmeyeceğiniz bilseydim ye yeşil döşeklerinizi ve gümüş tavanlarınızı hazır yapardım diyor. Demek ki mutluluk orada Yapmış yani. Evet. Şimdi ne yapmış? Böyle gündüzü nurla çarşaf koymuş. Geceyi de siyah çarşafı koymuş. Oysa ikisi de alem hiçbirisi değil yani. Gündüz alemi aydınlık değil. Aydınlık da tanımlanmış. O i̇şte na aydınlık, nur, nardan, zülmetten rayadan, karanlıktan, kelamdan Allah ruhani yaratıyor. Ondan sonra ya külliyat, külliyat başka bir şey ya. E şimdi geldi bu dersi yap hadi umuma. Yani çok tuhaf. Nasıl diyor yani karanlık nasıl canlıdır yani. Şimdi beni örttü. Nereni örttü yani. Şimdi böyle dur bir dakika paltoyu çeksene ya. Böyle mi örttü karanlık? Örttük diyor. Ya çeksene paltoyu ya of battaniye çek üzerimden. Diyor muyuz? Ben bu bile, bu tavan beni sıkıyor biliyor musun? Fıtratta bu da yok. Yüksek tavanları ve gümüş tavanları yapardım diyor. Yani, yani. E tabii yani peki şu anda üstümde mi ki sıkıyor? Yani gece bile örtüyor. Nasıl örtü diyor ya? Ee, delalet eden ile delalet edilen bak delalet eden ile delalet ediyorum onu gösteriyorum. Mesela Malatya'ya Malatya'ya hoş geldiniz. Tabela Malatya değil ki. Kendisi Malatya değil. Delalet ediyor. Delalet edilen var. Delalet eden ile delalet edilenin bütünlüğüyle birbirlerinin yerine geçmezler. Çünkü bunun gerçekleşmesi durumunda sembol kendi mahiyetini yitireceği gibi onun aksettirme durumunda olduğu gerçek de gizlenmiş olur. Yani onun yerin o tanımlar ama onun yerine geçmez. Tabela malatya olmaz gibi. Öyleyse kullanılan sembol delalet etmekte olduğu manayı tam ka kapsayamamaktadır. Dini semboller e, yani temel asıl hakikat var ya salt rasyonel bir bilgi vermekten ziyade yani dini semboller hakikatlarından bahsederken vermekten ziyade esas insanın aklı ve sezgisi var ya böyle sezgisel hissi Sezgisel bir anlayış sağlayan kutsal ifadelerdir. Yani böyle namaz çok güzel bir semboldür. Bu ritüeller bir anlam veya bir inşa yapıyor. İnsanın fikrini inşa ederken içerisi bambaşkadır yani. Namazın içi başkadır. Kendisi değildir. Bu namazdır. Ama içerisi salattır. Bu başka bir şeydir. Yani aa namaz bu muydu ya bu sade iki tane eğilip kalkmak. Bu namazdır ama salat değil. Salat-ı kübradır. Salat-ı kübra buradan başlar. Hurmanın çekirdeğinden. Ta hurma meyvesine kadar. Yani kabuk kavsen. imkan vücup ortasına kadar Allah Resulü'nün seyahatini içeriyor salat. Sembol namaz gibidir. Ama içerisi hakikattır. Sezgişe, sezgişeldir. Yani ritüellerle anlatılmak istenen hakikatlar. Onlara işaret eder. Onlara berzahlık yapar. Hafıza çipidir yani. Çok tuhaf yani. Şu aleme baktığımız zaman mezarlık da simgedir. Kefen de simgedir. Ölüm de simgedir. Hakikatlarını işaret ediyor. Fikir ve hissimizi inşa eder o görüntüler. Zahirdeki toprak, mezarlıklar. Onlar e, hissi ve fikri ee, imgeleri oluşturuyor. Onun arkasına geçmen gerekiyor. Geçme sen onun içine gireceksin yani hiç şansın yok. Mesela bak bir daha. Mesela bir mezarlığı düşün, bir kefeni düşün. Dini sembol kefen. Salt rasyonel bir bilgi. Yani hakikatin e, hakikatın ifadeleniş ama kendisi hakikat değil gözüken. Yani kefen kendisi hakikat değil. Niye beyazdır mesela? niye ihram beyazdır? Yani bir hakikatının dışsalı olmaktan ziyade bizi ne yapar? Sezgiseldir. Sezgi yani hissi bir anlayış sağlayan kutsal ifadelerdir yani. Mesela Adem Aleyhisselam'ın rengi beyazdır. Safiullah'tır. Her peygamberin Kur'an'daki vasfı Habibullah'tır. Neciullah'tır. Neciullah kimin sıfatıdır? Habibullah'tır. Bak Halilullah'tır. Kelimullah'tır, ruhullah'tır. Adem aleyhisselam neydi? Safiullah'tır. Neciullah hangi peygamberindir? Neci, Ne demek Neci? Neç? Ne, neciullah. Yani, neci? Neciullah. Neci kelimesini Nuh aleyhisselamın. Nuh aleyhisselamın. Aleyhisselam evet. Neciullah. Neciullah. E, Halilullah. Mı biliyorsunuz. Bireymiş. Habibullah peygamberimiz. Evet. Kelimullah. Bisa. Musa. Musa. Musa Aleyhisselam, Kelimullah. Ee, İsa Aleyhisselam hakkında da benzer. Allah'ın kelimesidir. O Allah'ın kelimesidir. O ikinci bir Kelimullah da deniliyor ama aslı ruhullah. Hı hı. Kelam değil kelim Evet, Kelimullah. Allah Kelimullah başka, Kelimullah başka. Kelim Kelamullah şeyindir Musa Aleyhisselam'ın. Kelimullah İsa Aleyhisselam'ındır. Çok acayip. Mesela Adem Aleyhisselam'ın Safiullah simgesi beyazdı. Her şey bir semboldür diye bir mana geldi de. Öyle. Hepsi öyledir. Toprak Musa Aleyhisselam'ındır. Mesela çiçek bir sembol müdür yoksa kendisi Toprak. midir? İnek Toprak için peygamberimiz değil. İnek için mana ifade etmediğinden dolayı... Hepsini cemidir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dört unsurun hulasasıdır. Tek değildir. İnek için bir mana ifade etmediğinden dolayı bir sembol değildir. Ama madem insan için bir şey ifade ediyor o zaman insan için bir semboldür çiçeğin şekli. Evet. O senin şey mesela rah rahmetin tecesüm etmiş katre katre geliyor diyor. Onun için yağmur tanesine rahmet denmiştir. Semboldur o. Rahmetin simgelediği için. Sureti sudur. Hakikati rahmettir. Sureti mesela ölüm teristir, ayrılıktır. Hakikati kavuşmaktır. Sureti her şey bitmiştir. Hakikati yeniden başlamıştır her şey. Sureti seccade bez parçasıdır. Hakikati dindir. Dindir. İslam'dır yani. Sureti seccade bez parçasıdır. Hakikati İslam dinidir. Hakikati Müslümanlardır. Bak, bizim düşmanlarımız kafirler çok iyi biliyorlar her şeyi ve bilerek adım atıyorlar. Ama fakat Müslüman bilmiyor mu? Çok şükür. Hiç şey ümit şey değilim. Müslümanlar çok şükür eski eski Müslümanlar değil. Fakat sabırlıdır. Öyle Çopulcu değiller böyle. Böyle tepki böyle bedeviler gibi değil. Ona şey diyorlar felsefede. Yunanlar Farslılara söylüyorlardı. Barbar. Yani barbar demek birbirlerinin konuşmasını anlamayanlar. Yani birisi bir şey konuşuyor diğerleri anlamıyor. Anlamayan. İşte barbar kendileri oldukları için aynada kendilerini ifade ettiler. İşte Müslümanlar şuurludur. Nereden dayanıyorsun? 15 Temmuz buna en güzel bir örnektir. Devam ediyorum. Semboller, Semboller, Kutsalın, Farklı tezahürlerinin, Yorumunu mümkün kılan, Teorik şifreyi sunarak, Beşeri varlığa yabancı olanın, Farkına varılmasına yardımcı olur. Yani ifadeler benim olduğu için, Bir daha okuyorum. Sembolle kutsalın, mesela e, kelamın, tabirin, tesettürün, bayrağın, örf, anane kültürün, mezar taşı, seccadenin, farklı tezahürlerinin, yani hakikatların farklı tezahürlerinin yorumunu mümkün kılan teorik şifredir şifre ederse bir şifre Beşiri Beşeri varlığa yabancı olan tarafını farkına varmasına yardımcı olur. Ya yani bu nedir? Namaza seni mesela bir yavur bu nedir ya der? Yabancı buna. Nereye yabancı? Secadeye değil. Namaza, dine yabancı. Ha bu mu? Bu Müslümanlar buraya Allah'a secde ederler. Ne demek secde? kulun kendisinden en çok uzak olduğu andır. Kulun Rabbine en yakın olduğu anın ifadelenişidir. Onun için kutsidir. Günahsız çocuğun bile basmasına müsaade edilemez. Hatta çok isteriz şeytan iman edip namaz kılsın diye Anadolu'da namazı kıldıktan sonra kaldırırlar. Rahmetli anama dedim anne niye kaldırıyorsun? Oğlum şeytan namaz kılar dedi ya. Ya dedim Allah Allah buna şey yapmamış da yani bu adam kılmamış senin seçeneğin. Şey Oğlum öyle diyorlar ama peki anne dedi, ne? Ya bırak onun namazını da dedi. Anne böyle dedi. O namaz burada kılsa ona seçademi de bozar pisler dedi. O kılmasın nerede kılarsan kılsın. Benim seçade kılmasın dedi. Aynı anne böyle sinirlendi ya. Ya anne bırak dedim kılsın. Oğlum benim seçademi kılmasın dedi. Lan namaz kılsın dedim. O dedi o şeytan benim seçade namaz kılarsa orayı da pisler dedi. Başına yansın o namazı diyor. Böyle tamam anne tamam. Görüyor musunuz? Bakışına bak. Bu cahil. Ve Kur'an okumayı da bilmiyor, mektebi de bilmiyor. Ama aleykum bir dini acayiz. Müslüman, ahir zamanda Müslüman yaşlı kadınların dinine ittiba edin diyor Allah Resulü hadis. Hadis tahakkuk etmiş buna bak. Emirdan da geçiyor değil mi bu ikinci Emirdan? Hadis. Yani vicdaniyatları şairlerle beslenmiş bunlar. Yani bırak kıkılsın dedim de takılıyorum anama böyle. Oğlum git dedi kızdırma beni. O pis dedi burada dedi seçademi de pisler. Lan anne hani namaz kılar. Oğlum bırak onun namazını. Bırak benim seçademi kaldır. Sen ne yaparsın? Kenarına da bağlamış tesbihini. Acayip bir şey ya. Ya bırak onun şey, namazını dedi ya. Benim namazım seçademi pislemesin. Onun namazı da benim nam seçademi kirler dedi. Oo, ben bunu bilmiyordum yani. Evet. Ama aynı ustup kullanıyor ha, kızıyor. Öyle güzel güzel anlatmıyor bir de. Tepki, şeytan yaptığı tepki bana yapıyor. Bir şey bilmiyorsun. Dedi ki, bu sefer bana dedi ki, sen dedi, geçen dedi, ne anlattın dedi. Mecidi köyde bastılar. 1980 ihtilalinde askeri. Bazı asker dershaneye ayak kapla girdi, bazısı girmedi. Hiç unutamıyor. Küçük çekmeceyi de bastılar. Daha yıkın beraberdik ya. Polis girdi mi ayak kapla, botla? Girmedi. Lan yani, niçin? Burası dershanedir, kutsi bir yerdir. Ayakla basılmaz. O 1980'de ve 1980'de gene Sümbül Efendi'de Orada ben yoktum ama 80'de Mecidi Ülke'de aynı vardı. Bazı asker girdi bazı girmedi. Hatta ona kızıyordu. Girmeyenler girene kızıyordu. La kardeşim dedi arkadaşım dedi. Farklı farklı yerden toplanmış asker. Burası mescitti ya dedi. Ne basıyorsunuz dedi ya. Görevimiz yapıyoruz dedi. Ben yapmıyor muyum görevimi dedi. Çıkar ayakkabını dedi. Bak o ona. Görüyor musun? Herkes işini bilerek yapıyor. Sen dedi anam dedi camine dedi hani sen cami diyor medrese bilmiyor. Ayakkabıla giren botla girenleri geçen dedi anlatmıyor muydun dedi. Ha Ben ondan betel görüyorum bu şeytanı dedi. O yaptırdı dedi. O adama dedi askeri onu sokan otu sokmayan seni anlattın ya. O işte dediyse benim saça diye basmasın. Namazını da istemiyorum. Gitsin Allah'a nereye ibadet ederse etsin dedi edeceğine de inanmıyorum ya diyor. Semboller her zaman çok boyutludur. Bu çok anlamlılık sayesinde Ustad şey diyor. Zatlarına bakılmaz örf ve ananelerine alemine bakılır diyor. Yani ümmetin ona yüklediği manaya bakılır yani. Örf, anane o. Bir de Allah'ın yüklediği var. Mesela Allah'ın yüklediği bir tane sembolü camiler Allah'ın evleridir. Allah kendisi söylüyor. Benim evimdir diyor. Benim, benim evimi diyor, inşa edene tapu veriyorum. İmanına tapu veriyorum. Benim evimi, mescitlerimi, benim sesimin anıldığı, sesimin yüceltildiği, böyle sohbet edildiği yerleri ancak Allah'a iman edenler yapar. Dolayısıyla yapanlara tapu veriyorum. Senin imanın var. Var olduğu için yapıyorsun. İmanın var olduğu için yapıyorsun. Va, ima, yaptığın için imanın tapusunu veriyorum. A eşittir B ise B eşittir A'dır. İmanın tapusu Allah'ın teminatı ile Kur'an'daki ifadesiyle mescitleri, medreseleri yapanlardır. Öyle diyor. Tapu bu. Ve Allah ve ahirete iman efendim adam. Evet, ihya ve inşa edenler. Ve Allah'ın camilerinin e, inşa ediliyor, ihya ediliyor. Orada ezan okutuluyor. Bunlara kafir diyoruz. Kafir diyorlar. Kafir. Ama böyle bir şey imkanları olduğu halde yapmayan veya varken yıkan, susturan adamları da rehber yapıyoruz. Ha? Ya. Yani şimdi de mesela e, yedi, niye şeyde Dudullu'da, Kayıştan'da Yeditepe Üniversitesi var? Boşuna isim verilmemiş. İstanbul'un tepesi vardır. Kur'an 7 üzerine, kıraat 7 üzerine kurulmuştur. Allah da beldetun taybetin niye? İstanbul'da yedi tepe olduğu için beldetun taybetundur. Yani o ne güzel belde. 7 kıraat, 7 vücu, 7 hakikat, 7 sema, seva semavat, 7'dir. Bir tanesi Taksim'dir. Bir tanesi Çamlıca'dır. Çamlıca'ya e, bilmem ne Hasan Kültür Merkezi yapılacaktı. Misal. Adam cami yapmış hemen. Abdülhamid'in yapamadığı, gücü yetmediği Taksim'de cami Abdülhamid yapamadı, yaptıramadı. Gücü yetmedi. Çünkü gayrimüslim Avrupa dedi ki: "Burası İtalya'daki Vatikan gibidir. Senin sınırların içindedir ama size ait değildir. Karaköy, Taksim bize aittir." dedi Avrupa Birliği de yeni. "Yapamazsın." dedi bu Fatih. Fatih'te bizim anlaşmamız var. Oysa anlaşma yok. Siz orada toplanın, sizin yeriniz orası olsun. Ama yeri vermedi. Orada olun." dedi. Yani açık saçıklık, mehane, gayrimeşru evleriniz oradan kalma yani. O gayrimüslimlerin dünyasıydı orası. İstanbul fethinden sonra orada olun. Ama yer sizin değil. Onlar yer bizim şey yaptı. Bu reise de yapamazsın dedi. Abdülhamit'in yapamadığı yaptı. Yedi tepeden bir tanesi taksi. Boşuna yapılmıyor. sembollerle savaş yapılıyor. ifade ediliyor. Herkes bilerek yapıyor. Soruyorum hem de bir noktaya nazar olsun. Bir tane resim var mıdır caminin içerisine menderesin? Namaz kılarken bir resim var mı? Zaten Kur'an okurken hiç olmaz. Niye İslam karaman olmuş? Ustad zatı kusuruna, zatı ibadetlerine bakmamış. Neyisine baktı? Fiiline baktı. Niyetine mi baktı? Niyeti siyaset olabilir. O biz ilgilendirmiyor. diyor Nesine baktı? Bildiği halde. Bu ezanı ben serbest edersem asılacağım. Çünkü Celal Bayur Öyle dedi. Dedi ki bunun bedeli hayatındır. Biliyor musun dedi. Biliyorum dedi. Demiş. Çıktı bir yere. Ona rağmen bir ezanı okutturduğu için buna İslam kahramanı olmuş. Peki bu ustad ezanı e, evet müsaade etti ama niyeti neydi? Onu yaptığına bakma. Niyetine bak. Niyeti siyasiydi dedi mi? Demedi. Fiiline baktı. Bu adamın camileri hep de hele hayatta en büyük gayesi olan Ayasofya'nın aslı şekline dönmesi, ni ustadın hayatının gayesinin bir tanesini gerçekleştiren adamın niyet mi okuyacaktı, fiiline mi bakacaktı? Niyet okuma dönemi sen kendi liderine yap. Fiile bakın fiile. Kişinin işidir aynası lafa bakılmaz, niyetine bakılmaz. Fiil bu. Fiil nedir? Niyetlerin dışsalıdır. Sen seccadeye basana bak. Camileri seccade serene kafir deme. Ötekisine de kafir deme ama yani ama yap. Seccadeleri camileri serene küfür etme. Seccadelere ayak basanlara dikkat et. Anladınız mı? Seccadeleri serene küfürle itham ediyorsun. Sana yakışmıyor diyorum. Bak benim ağzım dönüyor mu o kafirdir demeyin. Dönmez. Çünkü e, kafir diyemem. Bak niyet okusam hemen o yaftayı yaparım. Ama o kadar cahil değil. Seccadeleri serene sen kafir deme. Çünkü seccadelere basanlar var. Eğer tenkit edilecekse seccadeyi sereni değil, seccadelere basanları tenkit et ilk önce. Zamanın kalırsa seccadeyi niye serdiğini niyet okursun. Akıllı olmak lazım Müslüman. Şunlar hatır olmaz kardeşim. Siyasi gibi gözükürken itikadımızı tercih ediyoruz. Bir, talak da hatir için talak yapıyorum. Hatir için nikah yapıyorum. Hatir için namaz kılıyorum. Hatir için imanı seçiyorum. Hatir içinden dinden çıkıyorum. Hatir için ibadet ediyorum. Hatir için bunlar olmaz. Bu din olduğu için yapıyorsun. Hatir için gelmeyeceksin buraya kardeşim. Ne hatiri ya? Kendim için, din için geleceğim. Allah hatır için kabul edilmediği gibi Allah hatır için terk edilmez. Hatır için seccadeye basanı hazmediyorsam, seccadeye basanı hazmediyorsam, seccadeyi serene hadi hadi hazmetmem gerekiyor. Müslümansam. Seccadeyi basanı hazmedebiliyorsan, sereni de hazmetmen gerekiyor. O basanın niyetin okumadığın gibi, serenin de niyetini okuma. Sen hele hele ustadın talebesliğini iddia ediyorsan bir ezana İslam karamanlığı unvanını vermiş Menderes Ustad. O camiyi yapana ne derdi? Hele en büyük gayesi ki önünde nutuk atmış, konferans vermiş 50 bin. Ayasofya'nın önünde Ustad. 50 bin. O caminin <laughs> ee, Avrupa hegemonyasının kapitalizm evrensel ee, bu komiticiler var bunlar zendeka komitesi diyor şimdi küreselciler onlar hakimiyetinin unvanı olan e, Ayasofya müzesini Ayasofya Müzesi'ni aslına döndürmüş onların uzantıları olan Ayasofya camisi demiyor <laughs> ne diyor biliyor musunuz Ayasofya e, sistemi diyor sistemi diyor yok e, Ayasofya o yaşlı bir tane sakalı var ya. Ayasofya camisi demiyor. Ayasofya onu gördün de öyle, e, sistem diyor ya. Cami demiyor. Bilerek seçiyor. Evet. Müze kelimesi bir mi Evet. He? Müze, diye. ama o zat daha böyle e, bilerek şuurlu, akıllı, sakallı yaşlı adam var ya. İsmi. O e, Ayasofya e, Ayasofya bir şey diyor, e, cami demiyor sistem mi diyor e, bir şey diyor. Kendisini ifade ediyor da, kişi kelim, kelamların arasındadır da. Bu çok anlamlılık sayesinde sem, sembolizm, farklı anlamları tutarlı bir sistem ve her şeyi kap, her şeyi kaplayan bir tütüm içinde bir araya Toplama gücüne sahiptir. Böylelikle sembo semboller, semboller farklı tecrübe düzeylerine ulaşmamızı sağlarlar. Yani tecrübelerin denem, deneylenmiş, yaşanmış deneyin, deneyen, deneylenmiş kişilerin deneyini ifade ettiği için aynı zamanda deneyini denemlemeden, deneylemeden sonucuna sahip olmaktır sembolle. Yani bu araştırmaları, bu çalışmaları siz yapmıyorsun. Ben deneyledim. Ben kazanımlarımı size sunarak sen bundan ben bu anlattıklarımdan sonra kafamı basıp çıkacaksın. Sembol nedir diye araştırma demektir yani. Tam sana zaten sunuluyor. Özetlemek gerekirse sembol, özetlemek gerekirse sembol, Davut, zihin ile kutsal arasında aracılık yaparak görülmeyen bir realiteyi somut, elle tutulur derecede açık olmayan bir anlayış ile anlamımıza yardımcı olan tasvirdir. İşaret yoluyla anlatımdır. Gizemli olanı keşfetmeye yönelten bir iletişim öğesidir. Yani olgudur. Olguları yorumlamaya veya inançları anlatmaya yarayan semboller sistemidir. Olmalarının sebebi bak olmalarının sebebi anlam gelişliği. Yani bir şey bir din bir ağaç olmalarının yani ne kadar sebepler lazım onun olması için olmalarının sebebi anlam gelişliği. Yani bir ağacın olabilmesi için mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin simgesi var. Camidir. Tamam. O caminin o hale gelmesine kadar ta sembole taşınana kadar ne kadar anlam genişliği ve çok yönlülüğünü yönlülüğünü birebir başka türlü ifade edilememesidir. Yani öyle bir sembol ki başka şekilde sembol niye var? Ifade edilemediği için böyle ifade ediliyor. Anlam genişliğini, anlam yüksekliğini, anlam genişliğini, anlam derinliğini yüksektir, geniştir, derindir. Anlatılamadığı için yani kısacası burada da gelecek sonsuz manayı sonluya kodlamaktır sembol. Sonsuzu sonlu da gösterebilmek yöntemi ve gayretidir. Çok önemli bu tabir. Son belki de en can alıcı cümle bu olabilir. Zaten söyleyecek burada yazmışım. Dolayısıyla semboller tüketilemez, yani ne kadar düşünürsen, tefekkür edersen et, tüketilemez bir anlam zenginliğidir. Eğer sembol sonluda sonsuzluk ise, sembol nedir? Sonsuz, sonluda sonsuzluk ise, mana tüketilemez. Mesela, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, semboldur. Alem semboldur, Allah semboldur. Ha, sonsuz, bak ne diyor? Ee, sonlu da ben bitti. Başı yok. Ses yok. Sonra bitti. Ama başlıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bitti yok. Ondan önce ses de yok. Veya dünyada ben. Yani diyor ki sonlu da ben de sonsuzun ifadelenmesi gerekiyor. Sonlu değil miyim ben? Ama sonsuz olan Allah var bende. Allah iman var. Allah'ın teayyünü var. Sonlu da sonsuzluk ise bu durumda sembolün anlamını tüketmek mümkün değil. Mesela Allah'ın Celle Celalu kızması. Bak Allah sonsuz değil mi? Sonsuz kızmak değil. Allah'ın kızması sadece insanın kızmasıyla anlatılabilir. Sonsuzun sonlu da ifadelenişi. Bilmiyoruz ki keyfiyetini Allah kızması ne demek? Ama sonlu da Sonsuz böyle ifade edilebilir. Allah kızması. Allah kızıyor. Kendi kızmamla ölçülendiriyor. Evet. Sembol kendisinin ötesinde bir şeye gönderme yapmasıdır. Sembol kendisinin ötesinde, kendisinin ötesinde bir şeye gönderme yapmasıdır. Sembolle işaret arasındaki ortak nokta budur sembolle işaret arasındaki ortak nokta budur. Sonlu da Evet. Sonlu da sonsuzun ifadelenişidir. Mesela Kur'an'da Allah kızmasını insanın kızmasıyla insan kızması semboldür. Sonlu olan insandaki kızmayla sonsuzun anlaşılma Yöntemin mukaddemesi basamadır, ilk merdivenidir. Sembol. Böylelikle sembol hakkında en veciz bana göre ifade böyle yapılabildi, yapabildim. Ünvan ve sembol benzer manamıydı. Yani generalin o omzundaki evet. e, sembol ve onun ünvanı. Mana. Ünvan e, mayyendir sembol daha evrenseldir. Mesela trafik defaları semboldur. Rusya'da da aynı geçer. Şöyle yapmış. Bir çarpı sağa dönülmez. Yani Rusya'da diyemezsem araba koydum. Ben Türktüm. Bilmiyordum. Türkiye'de böyle bir şey yok. Hayır. Evrenseldir. Hasan abi e, sembol deyince benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bir dersinizde e, milletleri e, bazı hayvanlar figürlerine benzetmiştiniz. Evet. Mesela ehl sünnete aslan demiştik. Türklere bozkurt. Evet. Demişti. İşte, işte bazıda horoz da Avrupa. evet. Öyle evet. Onların sıfatlarıyla. Evet. Mesela büyük satlardan da var. Ve Kabala'da da koymuş kendisi. Kabala alimleri. Yahudi. Aslanın memleketi neresi? Çöldür değil mi? Evet. Türkiye çöl müdür? Yok. İsrail'e göre Türkiye kuzeydir. Aslan diyor kuzeyden, kuzeyden kükreyerek çıktı diyor. Kattı uyandı. Kükreyerek üzerimize geliyor. Ey İsrail, uyan. Ama artık kaçacak şey uyandı diyor. Artık geliyor. Bunun kaç şey yok. Kurtulamazsın diyor. Helak edecek nara atıp nar ikinci nara atacak diyor. Nar attıktan sonra tozu dumana katarak sana doğru gelecek artık sen dedi, e, şehirlerde şey çal. Bir şey diyorlar bozdan böyle. Onları çal. O e, şeylere ee, sığınaklara gir ama ne yazık ki diyor o sığınaklarda seni de bulacaktır diyor. Evet dinliyorum seni. Ruhu sembol, ruhu sıpkalayıp alemi misale pencere de mi açar? alem ee, alemi misal hayır. hayır, alemi misal daha düşüktür, ee, ruhun içindedir. Aa, ancak ruhtan şey şeydir, Cenab-ı Hak'tır. Ama inkişaf ettirip açmak başka bir şey. Yani sembol daha cami değildir manadan. E, alemi şahadet de alemi gayb arasında berzahlık yapıyor. Yani sonuç alemisal değildir. Yani berzah değil ruh. Ruh evrenseldir, kapsardır. Alemisal ruha göre basittir. Alemlerinden, 18 bin alemden bir alemdir. Evet, akılla hoş geldiniz. Ee, şimdi nerede kaldığımızı burada bakayım sayfaya. Akıl sembolle çalışır. Zeka somutlarla çalışır. Somut, soyutlarla değil. Realitelerle, nesnelerle çalışır. Zeka. Akıl ise e, vahye muhatap oluşundan dolayı Soyutlarla çalışır. Sembollerle çalışır. Allah kızdım diyor. Semayı yardım diyor. Sema yarıldığı zaman. Böyle biz böyle yarımla böyle zannediyoruz da. Böyle çok e, acayip acayip abiler. Çok şeyler, tuhaf şeyler oluyor. Evet. Şuradayız. Sayfa 224 Akıl. Mektubat 313. İyi misiniz? Çok iyiyiz, çok şükür. Sembol. Zatlarına bakılmaz, örfü manallarına bakılır ve selam. Sonlu da sonsuzun ifadelenişidir. Onları gösteren işaret levhalarıdır. Bu kadar bir sen yeter. Boşuna bir saat niye konuştun? <laughs> Altyapısı olacak. İşte küllat hep sembol. Ne kadar basit değil mi? A, maddi madde diyor yırtılmaya, yarılmaya, e, sönmeye köpüktür diyor vesaire. Usta'da yırtılmak. Aa, buymuş. Değil. Tam bu sureti Allah Allah kullanıyor. Demek ki Kur'an ayetlerinin meali. Allah da semayı yırttı. Semayı yırttı. Sema yırtılıyor yarıldığı zaman yırtıldığı zaman arz yırtıldığı zaman ustad risaledeki hepsi ya ayet, ayet meali veya hadis şeriflerdir. Şimdi erimeye çalışıyor. Erime ne var ya buz eriyor işte güneş görünce. Bakayım ne diyor. Bilmiyorum da erimeyi. Bileceğim inşallah. 29 sözde. İşte gene tekrar başlayacağız. Ramazanda başlamıştık ya 29'u gidiyoruz ya. Köpüktür mesela. E, su dere aktığı zaman üzerinde köpük suyu göstermiyor ya. Dünya köpüktür diyor. Onun üzerine ev koyuyoruz, apartman koyuyoruz, eş koyuyoruz. Sabiteleri koyuyoruz. Ama köpüktür diyor. Suya bak, köpüğe bak. Hiç halkası var. Madde diyor, köpüktür diyor. Sönmeye köpük, köpüktür diyor. Mesela kefen öyledir. 313 mektubat. Tamam. Kur'an, bilmuşade kuvvetli kanunlarıyla, esaslı dusturlarıyla, nafız emirleriyle, üç tane, o pek büyük orduyu iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddi ve manevi teçhiz ettiği ve umum efradın derecatına göre akıllarını talim, İki, kalplerini terbiye. 3- ruhlarını tesir. Ve vicdanlarını tatir. Arkadaşlar yavaş konuşun. Vicdanlarını tatir. Vicdanlarını tatir. Ağza ve ceverlerini istimal ve istihdam ettiği halde. Burada duruyor. Şimdi ne, ne dedi? Sen orada şey yap. Kur'an ne yapar? Aklı talim eder. Öğretmek, eğitmek, yetiştirmek. Kalpleri Kur'an terbiye eder. Ruhları Kur'an tesir eder. Vicdanları Kur'an tatir eder. Temizler. Ağza ve cevahirlerini Kur'an istimal ve istihdam eder. Kur'an'ın bizdeki yansımaları. Kur'an Aklı talim eder, eğitir, öğretir. Ee, Taallüm ve tekemül etmek için insan gelmiş. Adem aleyhisselamın talimi. Evet. Ve aleme ademe kullehe. Ve ademe ademe. Esma'yı kulla. Esma'yı Evet. Talim. Vicdan patkirir mesela. Vicdan temizleniyor. Yani aslı aynayı temizler gibi. Temizlerken... Nasıl kirleniyor? Günahla mı? Günahlarla. Yok. Günahlarla evet. Şöyle kirleniyor. Mesela vicdanda iç yapısında ne var? İrade. İbadetullah Allah. Yapmasa. Zihin. Marifetullah olmasa. Kirlenir. His. Muhabbetullah. Yanlış taraf kirlilik. Dört. Latife-i Rabbani. Yani huzur. Böyle bunların sonucu olan, bu üçünün sonucu olan. ibadetullah marifetullah, muhabbetullahın sonucu olan huzuru. Takva <laughs> evet. Takva bunların cemidir zaten. 100, 136. Takva yapmamakla yapmak olup vicdanda e, ki bağlantısı var mı? Evet. Aynen o. Dediğin gibi. Yani takva e, bunlar, bu takva e, bunların bütünselliği yani. Takva. İbadeti kamiledir diyor takva. Tövbe-i demiştik ama temizleme halinde. Evet, temizleme işte. Takva zaten içerisinde. Ee, istiğfar, olmam gerekenlerin olamay, olamamaktan olmay istemenin dönüştüm sistemidir. Yani insan son dünyada sonsuz istidadı var. Sonsuz olmak istiyoruz. Sonluğunu sonsuz istiyor. İstidatlarım sonsuz. Ama 60 sene, 70 sene de olamam. Yani olabilirken olamamanın olma haline dönüştürme sistemine istiğfar. Bu da tahiyatta sunuyorum. Sunuyor. Tövbe ise var olan günahlarımın, ademi şeylerin tövbeyle vücutta dönüştürmektir. Yani içerisini değiştirmektir. Tabiri caizse Kur'an melundur. Kur'an'dan istiğfar uzak olmak için Kur'an okuruz. Ama Kur'an içinde kendi sözü vardır. Şeytan böyle dedi diyor ya. Yani içi boşaltılmış o sözün. Allah ilim, irade, kudreti koymuş. Ayet olmuş. Onu naklediyor. Ama ayet olmuş. Söz ayet olur mu? suret öyle. Hakikati Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Yani mudil esması konmuş. Şeytanın sureti şeytandır. İsmi, e, ismi şeydir, azazildir. Mudil esmasıdır. Sureti şeytandır. Hakikati mudil esmasıdır o sözünün içeriği müdil esmasını konması. İşte günahlar da e, töbelerle o fiilin bakan esmasına dönüştürme sistemidir. Tövbe gibi. Sözler 314. Şeytan döndü dedi. Allah Allah tevafuka bak. Şeytana mahsettik hemen önümüze şeytan. Şeytan döndü dedi. Hakikaten çok güzel, çok, çok güzel tevafuk. Bilerek bilmiyordum ben bunun geleceğini. inan. Şeytan döndü dedi. Nasıl kandıramam? Ekser insanlara ve insanın meşhur akıllarına, akıllarına Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim ve kandırdım. Hakikaten bilerek şeytan, şeytan bilerek adamlar bilmeyen olsa, olsa zaten Allah mesul etmiyor. Bilerek ha. Bilerek adama gösteriyoruz. Bak bu bu. Buna muhabbet etme. Etmemen lazım. Çünkü sen Müslümansın. Cevap şu ha. Mehmet kardeş şey yapıyor. ya buna muhabbet etmemen lazım diyorum. yapıyor. Allah Allah. Ya benim için böyle çok hayatı bir tehlike. Muhabbet etmemem gerekiyor o şere. Adam muhabbet ediyor, takdir ediyor, övüyor, anlatıyor. Yapmaman lazım çünkü sen Müslümansın diyorum. Hi yapıyor. Hi nasıl? Abdülkadir. Tamam. Buraya, Buraya gel. Geçmişine, Buraya gel. Geçmişine bağlanamadığı için mi bu hi, hi. Evet. Hi. Hi. Yok yani. ya. Yani senin ödün patlıyor. Adam hi. Ama Müslüman. Ustad ona güzel demiş. Müslüman namı altında olanlar diyor. Müslüman namı altında olanlar. İsmi o. Şeytan buradaki mana bize lazım olan şey aldım. Şeytan serbest bölgeyle akla tesir edebiliyor. Direkt akla giremiyor. Yani kandırdım oraya gönderiyor. Şeytan biliyorsun serbest bölgede tahayyül ve tasavvur serbest serbest bölgesinde akla giremiyor, Takula giremiyor, direkt giremiyor. Fakat dimadaki aklı devre dışı yapabiliyor yani şeytan akla giremiyor ama aklın çalışma zeminleri var tahayyül ve tasavvur. Onları devre dışı yaparak Kur'an'ı muhatabı Kur'an olmayı, aklı muhatabı Kur'an olmayı devre dışı yapabiliyor. Yani günah bile kabul adem, ademi kabul gibi devre dışı yapabiliyor. Devre dışı yapmasından bir yöntemi de acaba aklı zekaya taşıması mı olur? Evet. Şeytan mı taşıyor zekaya? Şeytan direkt taşıyamaz fakat o yolu vesile olur. Adresi o verir, sen yürüyeceksin. Sen yürümediğin bir şey Allah hesap sormuyor. 6 tane hilesi mi vardı? Altı, sekiz tane. Şeyi işte göstermek. Evet, 188 sözlerde. 8 tane mi orada? Sekiz tane, 188. Orada batılı hak gösteren, ondan sonra gaflet, dalalet yani yanlış yaşamak, yanlış tarafkirlik. Ee, orada 188 şeytanı, Şeytanı ihvalala diyor. Açar mısın Davut? O 8 tane okumadım madem. Bu adamı bir tanıyalım yani. Acaba bende şeytan ne kadar var? Ha şeytanı gösteriyorum. Bendeki şeytan, kendindeki şeytan, sokaktaki kişilerin şeytanı. Şunlar, 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 şunlar ne kadar kişi yaparsa o kadar cisimleşmiş şeytandır. Şeytanı ille Cinli şeytan yok ki. İnsi şeytan da var. Ustad diyor. Din diyor. Hmm, okuyayım abi. Oku. Batılı hak ve muhali mümkün gösteren. Batılı hak gösteriyor adam. Böyle cerbez yapıyor. Siyaselerde çok bu. Hmm. Muhali mümkün gösteriyor. İki. <laughs> üç. Yok bir gaflet abi. E, niye atlıyorsun? <laughs> yok burada gösteren diyor. Gösterdikten sonra sakizten sayacak ya. Burayı <laughs> Aha Tamam o zaman. Batılı hak ve muhali mümkün gösteren. Şunu say abi. Gaflet. Gaflet. Dalalet. Dalalet safsata, inat, inat mugalata, mukabere, mukabere ihfal ve görenek gibi diyor. Görenek. biraz izah ettim. Bizim Nurcular ihfali bana biraz derslerde diyor edebi, terbiyede de şey yapsa iyi olur Hasan kardeş dedi. Tamam abi. İhfal ne demek? İhfal etti. İhfal o işte. Aklı ihfal etti. Ya akla tecavüz ediyor. Ama bizim aklımız hep o taraflara gittiği için öyle anlıyoruz. İhval bozdu ya yani, akla tecavüz ediyor. Bila velet oluyor. Onun çocuğu nedir? İhval edilen aklın çocuğu nedir? İtikadı bozuktur. İtikadı bozuk, ihval edilen bir kafanın meyvesidir, çocuğudur. İhval edilen bir aklın bilavele çocuğu bozulmuş itikat sahipleridir. Şeytan ihmal etmiş. Bismillah. Kahve içtiniz mi hiç? İçmeden önce kokladınız mı? Kahve içmek gerekiyor. Böyle şeylerde birbirimizi tanıdık ya. Atlama yapıyorum, kopartıyorum. Oradan uzaklaştırıyorum sizi. Daha baş, farklı şeyler düşünmeyesiniz diye. Orada durun diye. Böyle e, maskaralık yapmıyor. Batıl itikatlar şeytanın ihvalinin bila velet çocuğudur. Osman yazar dinliyorsa. Batıl itikatlar ihval edilen batıl itikatların çocuğudur. Abi Rutuvat Sitte'ye de evladı nameşruanı diye içimiz... Ya evladı nameşrua diyor. Sihirde biraz anlatmıştım. Esrar var ya esrar. Esrar demek sihirler demektir. İki türlü esrar vardır hakikat esrarı var. Bir de ot esrarı var. Ot esrarıyla onun arasını ne? Bir tanesi nikahlı, bir tane nikahsız. O manaya doğma attı. O aleme nikahsız doğarsan ot, ot nikah geçtin. Oradakiler seni o hoş geldin ne haber demezler. O aleme his dünyasına doğdun mu? Ondan sonra basarlar mermi küçük yaştayken koyarlar toprağa. Basarlar mermi indirirler seni mezara. Bila ve şimdi çünkü o taşkınlıklarını anan değil herkes. Herke kimse sabretmezsin. Seni. Anladın? Mı? Senin arkadaşın değil Nükermekir. Seni şey yaptıkları zaman ama aran varsa, tanıştıklığın varsa gel tanış olalım. Yapmadıksa ya yaşarken ondan sonra şaşırırsın. Hayatında Nükermekir yoksa Nükermekir Nükermekir dersimiz vardı. Hatırlarsın. Mektubat 315. Her şey açıktır. Burası inanın inanın bir tamamiha odur. Gaflet burayı oradan kopartmıştır. Nasıl davranacak sana doktor? Allah biliyor musun? Celecelan. Altıncı hakikattan söylüyorum. şey alt, altıncı reşa 19. Söz. Şu anda davrandığın gibi davranacak. Allah'ın davranacağını davrandığı davranacağını davrandığı şeklindedir. Bir daha. Allah nasıl davranacak sana? Şu anda davrandığı gibidir. En az. Tam bu dünyadaki gibi davransa bana yeter diyordu. Muhammed siz onu söylediniz. <laughs> Vallahi inandığım Allah beni duyuyor. O Allah beni duyuyor. O Allah beni duyuyor. Yemin ederim ki, inanıyorum ki, şu anda bize davrandığı gibi de davranmayacak. Bu insanlık inim inim inlerken, manevi cehennemi yaşarken bizi böyle küçük bir cennete koyan Allah bu cennetten alıp cehenneme koymayacağı Kerem ismi müsaade etmez. Onu anlatan, onunla meşgul olan, onu anlamak için yatağından kalkıp sabah sabah pazar günü ailesini bırakıp gelen adamı Allah davrandığından daha iyi, şu anda davrandığından daha iyi davranacaktır. Çünkü kerem ismi verdiğini geri almayan Allah'tır. Kerem o demek. Verdiğini geri almayandır. Pazar şu canlı yayında olanlara sesleniyorum. Akrabanız vefat etse Fatih'te, Maltepe'de. Akrabanın yakın akrabanızın düğünü olsa uçakla pazar günü gelir miydiniz gelmez miydiniz? Çünkü beşeriyetin bugün cenaze var. Senin cenaze var İstanbul'da. Beşeriyetin öldü. Giderken insanlığınla gidecektin. Başka bir şey? Hele hele basit sebeplerle gelemeyin. Aile ve akrabalar bayram olduğu için bugün az değil. Bugün bayramdır. Allah bayram etmiş. Akraba manasebetleri çok önemlidir. Akraba bağlarını çözene Allah Resulü diyor ki bizim mescide gelmesin diyor. Yani akraba kurbiyetten geliyor. Kişinin Allah'tan uzaklığıdır. Allah senden uzak olursa sen Allah'tan uzak durursun. Uzak durmanın tezahürleri de bir sebebi de hakikatinden, örf, anane, kültür geleneğinden, başka bir hakikati ibadetlerinden en dışsalı ve en mühimi şair ve akrabalardan uzak durmaktır. Oysa Allah Resulü ömrü uzatır diyor akraba bağları. Ve Allah'ın bakın dini, tebliğ kadar peygamberlerin? Peygamberi peygamber yapan tebliğidir. Değil mi? Kimden başla diyor? En Ama komşudan başladı değil mi diyor? Değilmiş, ya akraba. Ben de diyorum ki akraban benimle irtibatta olmasın. Ve ondan sonra dava adamıyım diyorum. Onu takkemi anlattı. Aslında akrabalık ilişkilerinde Sıla-i Rahim'de sadece akraba yeter mi? taraftarına dikkat etmemiz Ha tabi. Önemli olmaz olur mu? O içerik. Tabi onun aşıkı beşikliği. O yüzden değil. Bu komple dedik. Öyle bir akraban ki davana zıttı. Peygamberin amcası mesela. Akraba ilişkilerinde yani Örf, ananı, kültürün bir şey var, getirisi var. Böyle dinde hassasız, muhakeme akliyede noksanız. Yani değerlendiremiyoruz yani. Ya Yani bunun bir vasatı yok. Takma namı altında tembelliğimizi, işgüzarlığımızı, dini kılıf uyduruyoruz. Acayip acayip şeyler söylüyoruz. Niye yok? Niye aramıyorsun? Niye meşgul olmuyorsun? Ben bakın tesir etsin diye söylüyorum. Ya kızan akrabam da var. Ama telefon ediyor. Uzağım. Yakınsa şey yapıyorum. Ondan sonra telefonda bile fırça attı amcam. Yani fırça atması belki de aklı şeydi. Niye? Hani görüşmüyor sık sık. Bir sürü saydı. Tamam saydı. Dinledin dinle. He şimdi söyle. Bayramı var Tamam. Sen de olsun şimdi. Rahatlat tabi. Vesaire. Yani gidiyorsun. Burada yani Bahane yok arkadaşlar. İşte rehberimiz var bir Ya. Rehberimizin yakınları yok muydu? Ya. Akrabası yok muydu? Komşusu yok muydu? E biz neyi rehber ediyoruz çok merak ediyorum yani. Burayı, burayı. Ya, garip bir şey yani. Evet. Akraba bambaşka bir şeydir biliyor musunuz? Zaten biliyorsunuz da. Ben olmuşum, atmış, ihtiyaç duyuyorum. Sen niye ihtiyaç duyuyorsun? Sen çocuğuna, evladına, amcana, şey, teyzene, ağlana duymaz mısın? Dedene, babaanneni. Sen doktor, anneni mi e, ihtiyaç duymuyor musun haftada bir gün? Geçen aradığın zaman annemin yanındaydın dedin. Değil mi? Annen de bizim de annemizdir dedim. Demedim. Bizden de selam söyle. Annemizdir. Ben hayatta en çok lezzet aldıklarım bir tanesi de köyde de böyle. Mesela Ertuğrul Hala vardı böyle. Biraz fazla kültürlüydü. Yaşlı adam erkek olsun veya babaanneler olsun. Onlarla sohbet etmek hayatımın en zevkli anlarındandır. Değil mi Abdülkadir? Ha. Onlarla sohbet ediyoruz. Mesela bak bir tane benim babamın amcasının amca çocukları vefat etti. Sizin de geçmişe rahmet etsin, ona da etsin. Hem teneffüs ettiriyorum. Bir, bir ay ancak oldu, bir, bir buçuk ay. Onun hanımı burada, torunun yanında. Telefon ettim, Halicoğlu'ndayım dedi falan. Yani benle konuşamıyor ki ağlamaktan. Oğlum beni aradın. Bayramda aradım. Ondan sonra bizim Ömer'lere de söyledim. Arayın dedim. Ama. Ve fırsatta gideceğim yani arayacağım. Var 70-80 şey var yani. 80. Kocası da, da Başka bir şey. Başka bir sirayet var. Sanki mazinin derinliklerindeki kültürü sana taşıyor. Ben nasıl bu hizmetin bir geçmişi, sizden yaşlı olduğum için e, geçmişin geleneğini taşıyorum. Elimden geldiği kadar naklediyorum, merzahlık yapıyorum. Onlar da bir kültür, bir medeniyeti bize taşıyor. Rahmetli Metuluk dediğimiz e, annemin arkadaşıydı. Ben diyor, şöyle yapardık, böyle otururduk, böyle dertleşirdik. Ya nasıl dinliyorum? Hadi bakalım Bismillah. Sahiplenin kendinize, ekra, yakınlarınıza, dostlarınıza, aklınıza mukayyet olun, duygunuza mukayyet olun, eşinize sahip olun. Eşinize, eşinize, aşınıza sahip olun. Lakayt, işinize lakayt olmayın. Sürümceyi bırakmayın. Doğru yapın, işinizi yapın. Böyle her şey değeri kadar kıymet verin. Durulması gereken, yapılması gereken kadar yapın. Durun. Tuvalette, abdeste, akrabanda, derslerde yatakta yatmana öyle yapılması gerekenleri yap daha karışma. Yani ifrat ve tefritten azade olmak gerekiyor. Hayatın her safhasında ifrat ve tefrite dikkat etmek gerekiyor. Aşırı da yapmayacağız, abartmayacağız. Aşırı da uzak olmayacağız. Yani her şeyi olduğu gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eşinin akrabasını bile akrabası kabul etmiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Eşinin arkadaşını bile geldiği zaman aya kalkmış. Fahri kainat, sebebi mevcudat. Aya kalkmış. Hazreti Hatice'sinin arkadaşın geldiği zaman aya kalkmış. Ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya Rabbi bu selamımızı Habibine ulaştır. Amin. Amin. Yani hayatın her safhasında ya. Çok şükür. İyi ki böyle bir rehberimiz var. rehber evet. Rehberi Ekmel. Muktedayı Kül. Allah Allah. Çok acayip oluyorum onu. Onu hatırlayınca bir tuhaf oluyorum. Oysa aklıma rağmen sırrımı söyleyeyim. Allah olunca olmam gerekirken peygamber olunca ben tuhaflaşıyorum. Bunun sırrını da bilmiyorum. Ancak Allah tefekkürde duman oluyorum ama tefekkür peygamberin hayatı herhalde benim hayatıma beşer cinsinden olduğu için görünce böyle bir acayip oluyorum. Sistemim bozuluyor benim. Pek onun için milat yapamıyorum yani. Cesaret edemiyorum. Sistemim altı sol. Acayip bir şey ya. Eşinin böyle bir ahlak olur mu? Bu nasıl bir şey ya? Eşinin arkadaşına eşi gibi davranıyor. Yani ayağa kalkıyor, hürmet ediyor. Babasının diyor, babasının dostunu Devam ettirmek imandandır diyor. Bir tuhaf ya. Bir imbik imbik, ince ince bir şeyi e, de, örüyor. Bir kanavitsa var ya hanımların ördüğü. İnci ince örüyorlar ya. Mesela şu seccade var burada Ayasofya örüldüğü gibi. İnce ince imbik imbik örüldüğü gibi insanı örüyor. İnsanı inşa ediyor. Yani bir yerden başlıyorlar sonra ortaya bir şey çıkıyor. Başka bir anlam çıkıyor. Yani. Şurada var ya. Şuradaki ilgimi çektiği için. Mescid-i Aksa yani. Burada Mescid-i Aksa yoktu. Var mıydı? Ha, bir yerden başlamış. Sonra bir baktı ki Mescid-i Aksa mı? Şimdi burada mısın? Değilsin. Gitti değil mi zihnin oraya? Böyle ya. Peygamber böyle yapıyor. İnce ince. Im, yani renk renk istidat demek. Akıl kapı. ince ince. imbik imbik. Bizi ördü. Bor çıktık. Burada bir şey yoktu. Bu çıktı. Bu da kayboldu. Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa da kayboldu. Gidin oraya. Orada bütün peygamberlerin, 124 bin peygamberin cemidir. Orayı belde diye yani. Orası başka bir şey. Miraç ne oradan başladı da İstanbul'dan başlamadı vesaire? Ya. Evet. Yani seni düz satih şekle. Şekli neydi o? Biraz önce okuduk. Simbe. Semboldu işte. Seni Mescid-i Aksa'ya, git Mescid-i Aksa'ya 124 bin peygamberle muhat bir kutsi bir belde yaptık. 124 bin peygamberin cemiyle. Kutsi bir. Evet. Yani muhat kaplayan. Oradan da miraç geliyor. Peygamber işte. 315 mektubat. Onun içindir ki güvendiğin o filozofların en vicdansızları dahi. Diyorlar ki aha. Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam. Kaçmaya çalışıyorum. Gene önüme geliyor. Bak vallahi bunu da görmemiştim. Biraz önce şeytan şey vardı. Yani <laughs> ya Rabbi ya Rabbi ya. Bu tevafuk nedir ya? Tevafuk değil de nedir yani? Kaçıyorum. Gene geldi bak. Onun içindir ki güvendiğin o filozofların en vicdansızları dahi diyorlar ki Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam çok akıllıydı ve çok güzel ahlaklıydı. Ve e ona en büyük azılı düşman var. İyi tanıyorum. O öyle demişti. Çok zeki ve çok güzel ahlaklıydı. Zekavetiyle Arap toplumunun dertlerini güzel ahlakı yaşantısıyla çözümler sunarak Muhammed böyle bir öğreti çıkartarak Muhammed'in uydurduğu bir dindir diyor İslam. Yani zekavetiyle tespit edip ahlakı ile çözümler suna sunmanın bütünlüğüdür demiş. Yani ama içerisinde zeki ve çok güzel ahlaklı. Tabii ki Peygamber zeki olur, ahlaklı olur. En düşmanları bile zekavetinden ve ahlakından şüphe etmemişler. Çok ilginç. Çok akıllı demek ne demek? Aklın sıfatlarını tek gayeye, hedefine cem edebilmektir. Adam zeki ama akılsız. Adam dahi ama zeki değil, akıllı değil. Aklın 30 küsür o zaman bunu yazarken şimdi 50 küsürdür, 52 tanedir toplam. 52 tane aram var, 52 tane farz var. Dolayısıyla onu çözümleyen 30 şey 52 tane aklın sıfatı olması lazım ama ben tam bulmuş değilim. 40 küsür değil. Aklın e, 50 küsür sıfatlarının cem haliyle her şeyle bir şey bakıyor ve muavenet ediyor. Onun için çok akıllı. Yani çok akıllı olması aklın sıfatlarının bütünselliğiyle cüzi nazarını cüzi bir şeye, cüzi nazarını külli bakarak cüzi kül yapıyor. Onun için çok akıllı. Cüzi nazarını külli yapmak. Yani o şeye bütünsel bakmak. Biraz önceki düz sati seccadeye Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'da 124 bin peygamberi muhat. Yani cemidir orası. Sonra Miraç. Bak seçedeye baktık düz. Miraç. Bütünsel baktık. İşte çok akıllı demek 52 tane sıfatının bütünselliğiyle bir cüz'i bir yere bakarak külli anlam yükleyerek cüz'i nazarını külli yapan, yapabilen. Çok akıllı o. Bu da aklın bir tarifi yani. Ama yoktu bir yerde. Şimdi hatırıma geleni söylüyorum. Cüz'i nazarını cüz'iyetten çıkarıp bütünsel, onun hakikatiyle bakarak bütünsel anlam yükleyendir. Külli akıl, büyük, büyük akıl. Yani aklın en mükemmel cem cem olmalarından vahi Kur'an'a dahi daha cami ayna olabiliyor. Yani cüziyetten külliyete çıkınca e, vahiye daha cami bir ayna olabiliyor. Daha cami. Cüzi nazarın mesela yemeği üfleyerek yemeyin diyor. Tuvalette fazla durmayın diyor. Tuvalette özelliklerinizi atmayın diyor. Cüzi bir nazar, cüzi bir hadisi külli söylüyor yani yani her şey otelleri de bildiği için buradaki bazı e, imge, simge, sembollerle, kavramlarla anlatılabilmesi lazım. İşte bu bu imgelerle tuvaletteki imge veya sembollerle ötekileri ifade ediyor. Yani külli akıl yani çok akıllı demek aklın 52 tane sıfatı ile bütünsele gelip cüzi ve has bir şeyi hakikatına ereğine bağlayarak hakikatına bağlayarak hakikat bütünlüğü esma bütünlüğüyle cüziyete bakıp küllileştiren akıl külli akıldır. Akıllıdır yani. O zaman ne şey yapar? Çanak anten gibi daha kaliteli uyduya ayna oluyorsun. Daha net alıyor. İkide bir böyle değişen akıllar var hadiselerle. Niye benzetiyorum onu? Rüzgara karşı ikide bir oynayan çanak anten televizyonunuzda görüntüleri, sesleri dalga dalga getirir. Size de film seyrederken bir heyecan getirmez. İkide bir moral bozukluğu olur. Aynı ona benzetiyorum. Sabitiyeti yok. Sabiteleri yok yani. Sabiteleri yok. Aklın sabiteleri yok. Yani ben bunu diyemem. Ben bunu yiyemem. Ben bunu yapamam. Yapmamam lazım. Bana yakışmaz. Bu benim işim değil. Sabiteleri olandan hiç korkmayın. Çünkü dostluğu da düşmanlığı da, düşmanlığı da sabiteleri vardır. Sabiteleri olmayıp ikide bir sabiteleri oynatan kendisine göre sanki mana verilmemiş kendisine göre mana yükleyen ben böyle anlıyorum diyen sabiteler hakkında diyemez. Bunun misal layıkaları ben böyle anlıyorum diyemezsin. İmani mevzularda anlayabilirsin ona zıt olmamak şartıyla. Allah anlatırken inkar olmaması lazım. Ama laikalarda anlayış farklılığı yoktur. Anlama meratipleri de yoktur. Her şey nettir. Yap diyorsa yapacaksın, yapma diyorsa yapmayacaksın. Ben böyle anlıyorum, öyle bir şey yok. İman ve İslam gibi. İslamiyette anlayış farklılığı yoktur. Böyle olacaktı böyle. Ya işte ben namazı kıl ama aslında duadır namaz. Ya namazın içinde dua da var be adam. Namazı salat diyor, dua diyor diyor. Onun için namaz yoktur diyor. Alevilerin, şiaların bir kısmı. Lan içinde de dua vardır diye namaz dua mıdır? Ha Allah Resulü'nün hayatında yok mu yani? Seni kadar anlamamış mıydı yüz bin defa aşağı? Ölünceye kadar namaz kılana böyle bir peygamberin ümmetiyim diyorsun. Diyorsun ki namazın aslı diyor duadır. Onun için dua yapsa namaza gerek yok. Peygamber anlamamış mıydı bunu? G garip ama nasıl bir garip biliyor musunuz? Gap garip ya. Bir, bir, tuhaf ya Müslüman. Ya biraz önce sembolde anlattığım seçade şey gibi. E, reper ittiyaz ettiği kişiye niyet okuyor. Niyeti bu değil diyor. Fiili yanlış. Fiili yanlış. Niyetini okuyor. Öteki düşman olduğu şeytan yani kendi taraftar olmadığı yere e, o melek dahi olsa evliya olsa lanet okuyacak. Öteki taraf fiili doğru niyetinin yanlış olduğunu söylüyor. Ya acayip acayip bir şey. Taraftan olduğu şeytana rahmet okuyor der ustad. Düşman olduğu tarafın melek gibi adama şeytandır diye lanet okur. Taraftan o olduğu şeytan gibi adama melektir diye rahmet okur. Siyaset böyle bir şeydir. Siyasi tarafkirlik sahne diliyor ki siyasi tarafkirliktir. İtikadımızın sorgulandığı yerdir. Mesela e, gitti fırında neyi sorgulan? Açtığıma göre alacağım. Etten de öyle. Kasaba giderim. Hastaneye gittim. Bana bir kilo et verir misin? Denilir mi ya? Hastaneye. Sanırım doktor hastaneye geldik zaman bana iki kilo et ver, bir tane de ekmek ver. Sarkız da varsa falan ver. De, de, ne dersin ya? Bir dakika. 112'ye çağırırsın. Da. Bakırköy'e götür. Zaten vasıfe yapmışsın Bakırköy'e. Acayip bir şey ya. E peki bu, bu nedir bu si, si, si siyasi şey? İki kadın ifadelerin işidir. İtikadını ifade ediyorsun. Çünkü insan ki nedir? İnsan tarif yapıyorum. Tercihlerinin çocuğudur. İnsan tercihlerinin hulasasıdır. Hayat tercihler bütünlüğüdür. Sen hayatta yaşarken tercihlerinin bütünselliğidir. İnsan tercihlerinin sonucudur. İnsan tercihlerinin çocuğudur. Bütün tercihlerden insan çıkar mı? Evet çıkar. Kendisi. Yani takdir ve tenkit hepsi. Ben kendimi beşeriyetten insanlığımın ölçüsü o tercihlerdir. Her şeyde ben yapmadım hiçbir şey? Zaten nehir akıyor, hayatta geliyor, red ediyorum, onaylıyorum, kabul ediyorum. Ademi tercihler. Onlar da bir tercih. Mesela namaz Adem, kılmamak. Mıdır? Yani o da ademi yapın oluyor. Adem. Ha, evet. Onlar daha aşağıdır diyor ya. evet. onlarda da daha cami onlarda da var yani insanda. da ademi de var. Güzel ahlak da kalbe ait sıfatlardır ki bu da kalbi bütünlüğüdür. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çok akıllıydı. 52 tane aklın bütünselliğiyle bakabilen, çok güzel ahlaklıydı. Kalbin bütünsel sıfatlarıyla bakandır. Evet saat 12. Mektubat 331. Hem iman yalnız ilim değil, ilim ile değil. İmanda çok letayfin hisseleri, hisseleri var. Nasıl ki bir yemek mideye girse o yemek muhtelif asaba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. Bir yemek mideye gitse, çeşitli organlara gidiyor ya, gitse tevzi olunuyor, bölünüyor. İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi akıl medisine görüyor musun mide? Akıl midesine girdikten sonra şu dersler akıl midesine gidiyor. Derecata göre akıl medesinde, mesela doktorum sen sağın. Mideye gittikten sonra bağırsaklardan, ondan sonra karaciğer, oradan tevzi olunuyor. Mideden sonra tevzi olunuyor. Ya bağırsa aşağı gidiyorsa, Akıl midesine, mesail imaniye girdikten sonra ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza. Letaif kendine göre birer hisse alır, eder. Eğer onların hissesi olmasa noksandır. İşte diye devam ediyor. Ee, şimdi o kadar antika, o kadar güzel bir şey ki e, ben hisse çalıştığım için hisse e, vücudu hissi giydirir diyor ruha. Yani libas diyor bir yerde. Libas, hisse libas diyor. Bak giydim. Ve beyaz veya mavi işte. Neyse ben oymayayım derim bu değil ki. Gömleğim bakla başka, atletim başka. Vücudun başka, başka libas. Hayat libası da başka. Akıl libası başka. Giydirilene bak. Ustad diyor libas diyor. İmana libas diyor ya. Ruhunuza iman libasını giydiriniz. 20. söz. Ya imanınıza şey ruhunuza iman libasını giydiriniz. Başka libas ruh, kalp, vicdan, akıl bunlar hepsi bir libas. Ya bu bu işte ders başka bir şey yani bu dersler işte. Demek ki akıl midesine gidiyor. mesela i imani nerelere mal oluyor? Mideden sonra ruha, kalbe, sıra, nefis. Nefis derken yani nefse mare manası değil. Yedi mertebesinin tömpürü. Nefse mare de var. Şimdi okuyorum izah. İman yalnız ilim ile değil. İlim sıfatı subutiyedendir. İlim, Bak akıl midesine gidiyor. Yani imbik imbik işlemeye çalışıyorum. İlim nedir? Subutu sıfit, subutiyedendir. İman ise zatının bir nurudur kalpte. İlim nedir, iman nedir diye bak. Şey yapıyor, net yapmaya çalışıyorum. Net gözüksün ki iz takip edelim. İman ilim değildir. Çünkü niye için değildir? İlim akılda o tasdiktedir. İman edir. İlim sıfatı subudiyetendir. Subudiyet subutiye dendir. İlim iman ise zatının bir nurudur kalpte. İman esmaları, sıfatları, şunat-ı zatiyeleri tanzamun ederek mahiyet-i zatiyeden geliyor. Yani Allah'lık hakikatını yani la teşbih ve la temsil anlamak için soğan kabuğu gibi en dışsalı esmadır. Gir içeriye sıfattır. Gir içeriye, gir içeriye, gafil, sanki düğüne gidiyor. Esma, küçük çekmece de böyle birisi yapmıştı, tam onda gelmişti de, ondan sonra daha bir de gelmedi. Sen de hak ettin de, mutlaka bu kadar ciddi bir ee, zeminde, bu kadar uzak olmanın ciddi bir sebebi olmalıdır. O zaman çiçek vermişti şey... Evet, benim çiçeğim yoktu. çiçek yok, çiçek gibi. İyi hoş oh, geldin. Oh, hoş Peki ne yaptı? Ha, evde de böyle yap. <laughs> en kavga bile. Değil mi? İnsan e, iltifatın kölesidir. İltifatın çocuğudur. Böyle. Şimdi bu i, ilim nerededir? Dimağda. İman nerede? Kalpte. Yani e, mesail imaniye. Yani, dikkat ederseniz net yürümeye çalışıyorum. İmanı tanımlıyorum şimdi. Ha Allahlık. Esma. Gir içeriye sonra kapı. Sıfat. Gir içeriye şunat. Şunat zatı. Gir içeriye Mayet zatı. İman kaynağı nedir? İman esma değildir. Esma da var içinde. İman sıfat değildir. Sıfatlar, subut sıfatlar değildir. Ama onlar da var. Zatı sıfatlar da var. Şunat-ı zatiye de var içinde. Ama şunat-ı zatiye değil. Zatının bir nurudur. İçerisi Allah'tır bilmiyoruz ama. Sende mi var? Var. Ne var? Allah var bende. Allah Allah. Biraz böyle şuurlu olsak var ya. İnsan dengesini biraz bozar ha. Şimdi ecdadın surete manasıyla nasıl baktığına bir misal vereyim. Kafada Kur'an var. Bu insana ne denilir? Hafız. Kur'an'a abdesti sürülür mü? Sürülmez. Bu kafaya canlı Kur'an dediği için ecdat abdestsiz kafaya sürmemiş hafızın. Üst, ecdat hafızın kafasına çocuğun veya kişinin hafızsa kesinlikle abdestsiz dokunmamıştır. Mustafa edecekleri zaman dur hafızım derdi. Abdest alıp öyle sarılırmış. Ben de bunun bilincinde olduğum, şunun olduğum için bilerek abdestsiz hafız, hiçbir hafızın kafasına elimi sürmemişimdir. Dikkat ediyor. Ve ifade ediyorum. Hafız senin kafana sürüyorum yavrum. Abdestliyim. Çünkü sen biliyorum da canlı Kur'an var. Kafan için cansız değil ki. Sureti Musaftır kütüphanede. Ama burada Kur'an'ın kanuniyetidir. Bundan daha camidir. Hakikati lefi mahfuzdur. Mahiyeti ise Allah'ın sıbutu sıfatı olan kelamdır. Yani e, iz takip etmek gerekiyor. Mesela bir şey diyeceğimiz zaman, davranacağımız zaman bu benim halamın çocuğu, bu dayımın çocuğu, bu şeyin şeyidir, şu şudur. Bu en aslında bir göz için çok gözler sevilir. Köpeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı var bu kocamın akrabasıdır, bu eşimin akrabasıdır, bu benim sevdiğimi seviyor. Hatta ortak tarafımı, ortak bilinci oluşturmak için asker arkadaşımdır. Oysa askerde kavga etmiştin. Ama aynı dönemde, aynı yerde askerlik yapmak ortak bilinç oluşturmuş. Muhabbeti bir sebeptir. Ortaktır. Bunun dışına çıkamazsın. Şu cemaatin dışında ben haşırda olamam. Mümkün değil. Çünkü sureti bu. Suretsiz hakikat olur mu? Ama yani mümkün nasıl olacak? Hakikatsız surette de yoktur. Adem'i dahi olsa. Niye Allah bu surette istiyor? Allah batını, zahiri her şeyi bilmiyor mu? Niye tesettür istiyor? E, o yatak odanda da, tuvalette, banyoda da. Allah bütün gaypların gaybıdır. Niye ondan set, setravlet yapıyoruz? Büyük banyodan vesaire. O esmalar iktiza ediyor. Esmalar iktiza ediyor. Ya. Yapa yapa haya gelişir. Yani bir insan hayası geliştiği zaman banyoda çırpışak çırp kendisine çok rahat, utanmadan, kızarmadan bakamaz. Mümkün değil. Yapamaz yani. Mümkün değil. Yani kızarmadan, utanmadan, şey olmadan yani mümkün değil yani böyle. Bakamaz yani böyle imbik imbik e, Risale-i Nur ve Kur'an İslam insanı Müslümanı yetiştiriyor. inşa ediyor. Demek ki iman mahiyeti zatiyeden gelmiş. Geldiği için alt veri tabanlarını da tanımlayarak geliyor. Yani dağın tepesinden su iniyor, çıkıyor. Ama gelirken Abdülkadir ottan geçiyor, ottan alıyor. Madenden geçiyor, madenden alıyor. Topraktan geçiyor, topraktan alıyor vesaire. Değil mi? Aşağı gelince su tadı değişiyor. Ama aslı menbaada öyle değildi. Yüklenerek iman mahiyeti zatiyeden geliyor. Şunat-ı zatiyeyi, sıfat-ı zatiyeleri, sıfat-ı subutiyeleri, esma-i hüsnaları tanımlayarak, anlamlandırarak, amacına ve gayesine koyarak bize gelip ifade ediliyor. Bu bütünsellim bizdeki ifadesinin adı imandır. Emin olmak yapıyor bize. O alemlerin alemimizdeki tanımlanmasıdır, okutturulmasıdır. Nasıl ki bir memur, bir amir geçerken GPS'ini, e, çipini okutturup da kapı açıldığı gibi. İman böyle bir ka karttır, çiptir. Berzah'ta, kabirde, nükelmekirde, kabir hesaplarında çip okutacak. Çiptir çip kapılar açılıyor. İman kapısı açılır diyor. Çipini okutuyorsun. Boynuna asıyorlar. Öyle mi? Hastanede veya devletin ciddi dairelerinde onu görünce kapı tak diye ona açılıyor. Bana açılmıyor. Memur önünden giriyor. Şefaat var mı dedi bir tanesi. Hem de hastanede dedin ki var dedim. Burada da var dedim. Nasıl var dedi. Bak dedim sen gitsene dedim. Bir tanesi denk geldi hayatın kesitinden söylüyorum. Dedim gitsen şu kapıdan. Yok dedi açılmaz ki dedi. Bak dedim bir tanesi geliyor. Ya bir deney yaptırmak istiyoruz dedim. Yani müsaade eder misin? Tekrar çıkacağız. Beni de geçirsene buradan. Ama geleceğim tekrar bir şey anlatayım. Tamam dedi. O kartı olan adam böyle kapı açındı. Yanına koydu beni. Tak diye geçtim. Tamam. Bana demedi ki hop sen o değilsin. Sen madem onun yanındasın, hatırın için açılıyor. Dedi mi insanın beşerin bir sanatı? Sen gelir, aç bilmiyor demedi. Çıktım, şefaat bu işte. Şefaat, Musa Aleyhisselam'la Firavun kısasıdır. Yaptılar ya, Nil'i, Nil meselesi, geri akması. Sonra ateş, milletin karşısına. Milletin karşısına çıktılar. Kim haksız, kim haklı? Yarın da ne yapılacak? Ateşi herkesin önünde, ateş elimizi sokacağız. Kim yanmıyorsa o haklıdır. Tamam dediler. Musa Aleyhisselam'la Firavun kısasında. Sonra Musa yanla. Yanda beraberler. Tutmuşlar birbirini. Hadi sok bakalım. Herkes önünde. Muhammed, şey, Musa Aleyhisselam ateşini sokuyor. Çıkartıyor. Yanmıyor. Musa, şey Firavun da bunun içinde. Tutmuş. Adam işi biliyor. Adam işi biliyor Firavun. Tutmuş elini. O da ateş elini sokuyor. Firavun'un eli de yanmıyor. Allah düşmanının. Biz Allah düşmanı değiliz haşa. Müslüman Allah düşmanı değil. Acımasız, amansız Allah düşmanı Musa Aleyhisselam'ın elini tutuyor, ateş elini sokuyor, ateş yakmıyor. Musa Aleyhisselam şaşırıyor. Ya Rabbi beni yakmadın çünkü ben senin Resulünüm. Ben senin ama o senin düşmanın. Niye yakmadın ya Rabbi o milletin için öyle de aldılar. Cenab-ı Hak diyor ki ya Musa bilmez misin? Benim Habibimin elini tutanın o öteki elini yakmam. Ya Rab burada tecelli eden, bunu anlamlandıran, bunu böyle ifade eden o esmanın hatırına biz de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın elini tutuyoruz. Yakma bizi Ya Rabbi. Allah Allah. Muhammed ümmetini yakma Ya Rabbi. Nur talebini yakma ya. Allah Allah. Firavunu yakmamış. <laughs> Tuttuğu için. Tuttu biliyor tabii. Bilerek tuttu ve öteki elini ateşe soktu. Çünkü Peygamberi yakmaz Allah. Ben de onu tuttum yakmayacaktır dedi. Bunu biliyor adam. Buna rağmen iman etmiyor. Etmiyor. Buna rağmen etmiyor. Elini tutuyor. Ben tutmasam ben yanacağımı biliyorum diyor. Sonra söylüyor. Tuttum diyor. Ona niye elimi tuttum dedi. Ya Musa dedi. Bilirim senin Rabbin seni yakmayacağını. Seni tutanı da yakmayacağını da biliyorum dedi sonra. Ya bizde bir yerden tutun işte bu hizmete ya. Maddi, manevi, dua, ne bileyim ders, okuma, 5-10 dakika. E peki iyi bir tutunmak nedir? Tesbihattır der usta. İştirak, amal, ureviye'den tutunmanın en şeyi, birincisi tesbihattır. İçeriği ise 5-10 dakika okumak. 5-10 dakika okuyamayan günde tesbihat yapamaz. Tesbihat yapan 5-10 dakikada da okur. İmbik imbik işleniyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Her şey olmuş olanlar oluyor. Bir daha. Olacaklar olmuyor. Olmuş bitmiş olanlar oluyor. Bizim için oluyor. Olmuş bitmiş zaten. İman zatının nurudur. İlim sıfatı subutiyedendir. İman ise zatının nurudur. Yani anlamadım. Yani tanımladığı iman esmaları, sıfatları, şunatı ı zatiyeleri tazamun ederek mahiyet zatiyenin bendeki taayyum ve teşahhusudur. İmanda ilim de olduğu gibi kuvvet de vardır. Niçin? İman mahiyet zatiyeden geldiği için Şunatı ı zatiye var mı içinde? Şefkat da var içinde. İmanda şefkat var. Şahamet imaniye var mı? Var. Subutu sıfat var mı imanın içinde? Var. Subutu sıfatın içinde irade yok mu? Kudret yok mu? İman hem kuvvettir. Gördün mü bak? İman hem nurdur hem kuvvettir. Bak gördün mü? İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet subutu sıfatın içerisinde olduğu içindir. İmanın içeriği içeriğinde çok letaifi hisseleri var diyor cümle. Dimada fikirdir iman. Vicdanda histir iman. Kalpte latife-i insaniyedir iman. Ruhta tabirinde aciz olduğumuz mukaddes ve münezzeh latifelerdir. İman bunları tazamun ediyor. İman bunları tazamun ediyor. İlim ile, ilim yöntemi ile gelen mesail imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra tırnak kapattım. İlim ile gelenler akıl midesine, his ile gelenler vicdan midesine, Latife-i insaniye ile gelenler kalp midesine. Mukaddes ve münezzeh latifelerden gelenler ise ruh midesine girerler. Abi şimdi burada imanla ilgili bir şeyler söylüyoruz ya İman zatından geliyor diyor ya, mahiyeti zatiden geliyor. Ama mahiyeti zatiyede hiçbir belirlenişi olmanı da biliyoruz. İmanın içerisindeki şimdi o zaman şöyle demek daha mı şey olur galiba. Ya iman içeriği bilinmemekle beraber ruhunda bunlara, kalbimde e, duygulara işte O abi o. Bu şekilde. Tabii tabii bu şekilde demek lazım değil ki zaten bunu böyle böyle diyor. Çünkü imanın i̇man içi ya, içerisi imandır budur derken mahiyeti zatenin bir nurudur deyince mahiyeti zati bilmiyoruz ki. Evet. Mahiyeti zati bilmiyoruz ki. Ama kendisini nasıl ibraz ediyor? Ruh latife. Hı. Kalp de kendisi şeyi. Ruhumu böyle yapıyor. Evet. Kalbimi şu şekilde evet. Evet, evet. onu anlamama vesile oluyor. Ak Ama o değildir. O yani. değildir tabii. Evet. Akılda fikir. Vicdanda his. Kalp de kendisinin hakikati. Ruh da Nasıl bir şeyse bilmiyoruz. Evet. Kendisini böyle gösteriyor. Dedik ya mesela ilimden gelen akıl midesine giriyor. Akıl midesine giriyor her birerlerine gelenlerde her birerlerine gelenlerde ne olur? Ruh, kalp, sıra ve nefse dağıtılıyorlar. Buralara hisselerini veriyor ama içerisini bilmiyoruz. İlim yoluyla, sistemiyle, yöntemiyle, koridoruyla Allah Celle Celaluhu bize yükleme yapıyor, yapılandırıyor, kendini bizde tayin ve teşahhus ettiriyor. Onun adı da iman. Ünvanı bu ama içerisini bilmiyoruz. Akılda fikir yaptı, kalpte şey, kalpte duygu yaptı, Vicdanla his yaptı, ruhta latife yaptı. E, Ene'de ben olan ben yaptı, sırda kendisini yaptı ama içerisini hala bilmiyoruz. Geldi de bu derslerin dışında yaşa ve öl, git. Aklım aklımı mideye benzetiyor. Mide de diğer organlarla alem-i ortasında berzahlık yapıyor. Görüyor musun? Bak. Aklı mideye benzetiyor. Akıl midesine gelince diyor. Aklı mideye benzetti mi abi? O zaman duracağız. Midenin işlevi ne? Aklın işlevi de öyledir. Midenin işlevi, mide diğer organlara ve alemi şehadete dışsal. Mide batındır, alemi şehadet ona göre gayptır. Elma gayptır mideye. Bilmez elmayı. Bizim için şehadet ama Mide, mide içeride olduğu için elmayı bilmez. Mide ile börtten elma, armut arasındaki ilişki bir. Mide ile diğer organlar arasındaki ilişki nasılsa akıl da zahir ve batına ilişkisi böyledir. İçsel sistemimize iman, dışımızdaki gayb olan, Allah ise gaybul gayb olan onunla ilişkisini iman yapıyor. Yani Cenab-ı Hak'la bizim ilişki sistemimizin adı İmandır. Güneşten gelen ziya güneş değildir ama değil de değildir. Ha, haşa yüz binde faşa güneşe şemsizili, ondan gelen ziya imandır. İtikat ise nurdur. Menfiler de böyle değil mi abi? Evet. Yani iman nasılsa küfür de. Aynen öyle. Evet bak arkadaşlar ve şemse ziyaya ka, vel kamera nura. Ziyayı şemse nuru kamera. Yani güneşten ışık gelmez ziya gelir. Ziya fiziğin adı fotondur. İçerisinde nur var, ışık var, renk var, ultraviyal ışınlar var, dalga boyları var, var da var. <laughs> Fakat maddeye çarptığı zaman renk olur, ısı olur, nur olur, kuvvet olur, bağ olur, çekme kuvveti olur, itme kuvveti olur, olur da olur. Tamam mı? Hep ziya yapıyor bunu. Ya merkez kaç kuvveti, merkez çekim kuvveti hep böyle. İncizap yapar ziya. Şimdi o zaman Nur aya vurdu. Yani ziya geldi aya vurunca aydan bize nur gelir. Yansıtıcıdır yani. O aydaki nur zatı değil, güneşten gelen ziyanın tereşuatıdır. Tamam mı? Hı. Tamam. Ha. Şemsezeli haşa güneşe de ondan gelen ziya imandır. O imanın dima'daki tezahürü de nurdur. İman hem nurdur, itikattır hem kuvvettir. Yani subut sıfatlar iman hem nurdur hem kuvvet. Yani iman hem ziyadır hem nurdur ama o değildir. Onun ter teröşuatlarıdır. Ondandırlar, o değiller. Zaten ziyanın kendisi de görünmüyor. Görünmez. Güneşin etrafı aydınlık olur. Evet, güneşin çevresi karanlıktır. Bunu söylediğim zaman şaşırıyor. Çünkü güneşten ışık gelse güneşin çevresi ampulü böyle ben lambayı yaktığım zaman ampulü şey, mumu etraf aydınlanır sonra seni. E ama güneşin çevresi esir olduğu için, yani atomi olmadığı için ziya bir yere çarpmaz. Çarpmadığı için orada ne ısı var ne ışık var. Hatta bilim insanı çevresi soğuktur. Bir madde eti vurup da içerisi dışarı olmadı. Ne zaman 100 kilometre uzay soğuktur? Ha, 11 bin metrede uçakla gidiyorsun, eksi 55 derece diyor uçak. Yani bulu, bir uçak mı güneşe daha yakın, biz mi güneşe daha yakınız? Niye burası 20 derece iken uçakta 50 5 derecedir? Soruyorum. Niye uçak uçak diyor ki bize? Evet diyor diş anının sıcaklığı eksi 50 evet. derece. Öyle demiyor mu? Evet. Peki uçak mı güneşe daha yakın? Yer mi? Güneş o daha yakın. Niye orası soğukta burası sıcak? Aynı olamıyor yani. Aynı olmayınca yok. Hadi çözün bakalım güneşe yakın olan uçak niye uzay eksi 270, 73 derecedir eksi? Güneşin çevresi en az diyor eksi 273 santigrat derecededir. Eksi. Çevresi. Ama burası bakıyorsun ki Arabistan 60 derece santigrat derece. Eksi 273 nerede? Güneşe yakın. Güneşe yakın yerler buz yani soğuk. Güneşten uzak olanlar Sıcak. Çözün bakalım. Niye? Bilimsel. Bilimsel, bilimsel. Bilimsel yani. Bilim ne diyor? Ben biraz meşgul olmuştum da. Evet. Ee, şu Çözün kafanızda dursun. Tamam. Şey yaparsanız. Ama bende var cevabı. Ee, devam ediyorum. Çok acayip şeyler ya bu enfusi dersler. Uçakla gittin değil mi? Sinop'a gittin mi doktor uçakla? Ne, e, en, son hangi yere gittin? En son, Anladım. en son uçağın ne zaman? Nereye gittin? Nereye bindin? Bireli. Ümre bir yer. Eksi ne diyor orada? Ne diyor? Eksi. Eksi şöyle diyor. Mesela bak. Ben, ben Rize'den geldim yeni. Aynı gördüm. Eksi 57 derece. Eksi 57 derece. Rize'den kalktı gelirken. Dışarının sıcaklığı diyor. Sen yolcu. Zaten yazıyor ekranda. Biraz lüks uçaktı. Eksi 57 derece. 850 kilometre ile gidiyoruz. Kalan mesafe ayrıldı. Kalktığımız havalimanına uzaklığımız. Gideceğimiz havalimanına hepsi yazıyor Eksi 57 derece. Hava sıcaklığı. Eksi 57. indi kaşa, Artı 23 derece. İndik ama. Güneşe yakındık. Eksi 57. Güneşten uzaklaştık. Artı 23 oldu. Alo alo burası dünya. Allah özel bakıyor buraya. Özelliğimiz var. Mektubat 338. Derler güzel ahlaklı çok akıllı bir adamdı. O vakit onlara denilecek. Öyleyse imana gelin. Çünkü güzel güzel ahlaklı akıllı olsa ala külla Resulullah'tır. Akıllı insan vahye bağlı olandır den, denmişti daha önce. Onun bir delili de burasıdır. Peygamber olmasının zeminleri bir, güzel ahlaklı olması, çok akıllı olmasıdır. Yani çok akıllı demek vahye aklını muhatap ettiği içindir. Hem delil, buna delil şu anda başka bir konu değil. Aynı şeyin devamı hem dediğine göre. Mektubat 341'de bir iki haftada hayat ebediyenin anahtarı olan şu kelimat-ı mübarekinin meal icmalisini öğrenmemesine nasıl mazur olabilir? Nasıl Müslüman olurlar? Nasıl akıllı adam denilir? Burada da Müslüman olmanın akıllı olmalıdır diyor. Müslüman akıllıdır. Akıl da kendisine elzem olanları öğrenmese nasıl olur? Nasıl Müslüman olur diye söylüyor. Mesela ömründe Subhanallah elhamdülillah diyor her namazda ama ömür billah subhanallah'ı hiç öğrenmemiş. Arapça bilmeye gerek yok ki. Subhanallah ne demek? Ömür billah Fatih okuyoruz. Fatih'e bir insan bir mealini bakmıştır. Bakması lazım. Kavatas taslak bir manası bilecek. Nasıl olur ya? Nasıl bilmesin ya? Her gün namazda bahsettiğin Fatih'e Elhamdülillah Rabbil Alemin ne demek? Valla git otup otları taşı. Değil ki öyle. Elhamdülillah Rabbil alemi. en azından alemlerin Rabbi var burada bilmesi lazım. Müslüman olur. Nasıl akıllı denilir? Kendisine elzem olan ilimlerle meşguliyeti kadar akıllı deniliyor. Adam cep telefonunda ayarlara giriyor. en hafız. Bir sürü ayarları yapabiliyor. Ama bir Fatiha'yı bilmiyor. Bir sürü sitelerinden alışveriş yapabiliyor. Daha gitmeden. Banka işlemlerini yapabiliyor. Alışveriş yapabiliyor. Yemek isteyebiliyor cep telefonuyla. 10 dakika sonra buradadır diyor yemeğim. Ona göre masa yazılıyor. Ama Elhamdülillah Rabbil Alemin manasını bilmiyor. Nasıl Müslümandır? Köfteciden yemekten isteyiliyor cep telefonuyla. En azından o yemek seçerken verdiği zamanı Fatiha'nın manasını bilirdi. İhtiyaç duymuyor. Eğer köfte kadar ihtiyaç duysaydı Fatiha'ya Fatiha'nın da nerede satıldığını bilirdi. Yani Üçtü abi bazen şaka yapardı. Sonra anlıyorum ki şaka gerçeğin suretidir. <laughs> Dedi ki iki tane şakasını hatırlıyorum. Şaka söylüyorum ha. Eğer diyor bir kadın çocuğunu sevdiği kadar Allah sevseydi çocuğun ağlamasında hemen kalkıp süt verdiği gibi Allahu Ekber Allahu Ekber ezanda da kalkıp namazını kılardı. Ama şaka söylüyorum. Çocuğunu sevdiği kadar Allah'a sevseydi yani olur. İkinci şakası, baklavayı sevdiğimiz kadar Allah'a sevseydik, baklavayı elde etmek için gösterdiğimiz gayret kadar Allah'ı da elde etmek için aynı gayreti gösterirdik. Ama şaka söylüyorum ha. Böyle ciddiye de almayın beni yani. Her şeyimi ciddi almayın. Hani neye benzer? Sözüm cemaatin dışındadır ama cemaatin içine koyuyor. Ama uygulamayın. E, okay. Bil her bildiğini bildirme. Deme yani bunu. Sen çocuğun sevdiğin kadar Allah'ı sevsen bunu yap, yapıcı olarak kullanırken bu sefer zarar veririz. Neye demiş? Ayakta işemeyi men etmek için öyle bir şeye kıyas ediyor ki bu sefer o oh, kebairi ayak işemek kadar basit şey indirmiş oluyoruz. Yani baklavaya kadar indirmiş oluyorsun. Bu yapıcı bir misal değil yani değil mi? Düşünen insanlar için hususi dedir Yani burada eylemde tahrik etmek için. Eğer bir genç onu desek, ha demek ki baklava öyle Allah'ı elde etmek, yani bu kadar. Neye benziyor? Namaz kıl kılmıyor çocuk. Hafif kızıyor. Bardak kırıyor, gene onun misali. Kıyameti kopuyor. Ya kardeşim, Namaz kılmayınca bir hiddet göstermeyen, bardak kırınca kıyameti kopan, o zaman namaz namaz kadar yani yani bardağa verdiği değer kadar namaza değer vermiyor. Ama gene deme bunu. Çünkü bardak kırmak seviyesine indir. Güya ayaktan işemeye men edeceksin ama verdiğin misal onu aşağıya indiriyor. Yani yapmamak gerekiyor. ve Ama niye diyorsun? Biz hususu konuşuyoruz yani. Onun için bu canlı yayına verilmiyor. Bunları kesiyor bu Furkan. Yani kesti. Mektubat 343. A gene geldi mektup. Aa, Allah Allah bugün tuhaf ya. Şu anda konuştuğumuzu cevap veriyor Risale. Cibali Baba. Aslında Kısası. Şey mi oldu bu? Ya bugün acayip lan. Binden fazla rüyada gördüğümü aynen karşımda görüyorum diyor ya. <laughs> Sizin o halleriniz rüya ise bu Uyanıklık ise sizde bin defa ha, uyanık halde. Vallahi bir yani oturmuş oturalı herhalde bundan sonra siz çözüldü bir daha olmaz herhalde. Ya ha şimdi Cibali Baba o dedim ya ha metrup birisi çıktı. Cibali Baba kısası nevinden olarak bir kısım ehli velayet zahiren muhakemeli ve akıllı görünürken metrupturlar. Ve bir kısmı dahi bazen bu o kadar yarıyor ki Cibali Baba kısası. Bana öyle hayatta bir rehber ki anlatamam. Belki en ciddi malzemelerden bir tanesidir. İnsanları tanımada, tanımlamada, kendimi ifade etmede, nerede ne konuşacağım, elimden geldiği kadar ama çok düşüyorum tuz ama yani bu malzeme öyle bir malzeme ki anlatamam yani. Bir daha Cibali Baba kısası nevinden olarak bir kısım ehli velayet, ehli velayet ha, zahiren muhakemeli. Zahiren tefsir yapıyor Kur'an. Oo dev. Zahiren akıllı görünürken meczupturlar. Yani acayip Kur'an hakim, hadis hakim, akıllı ama usta şöyle diyor. Dinde hassas, muhakeme de noksan. Dinde acayip böyle. Kırkı 40 kırk yarıyor ama muhakeme da, muhakeme hakliyede yani siyak ve sibakını, örf, anane, kültür ve geleneğini hiç kale almadı vesaire. Acayip bir şey ya. işte yapamıyor. Yapamıyorum yani. Öyle hariciler de öyle iki kişi gidiyorlar. Ee, bir, birine diyor ki Kur'an mahluk mudur değil midir diye adamı kesiyor. Yüz metrelerde bir ağaçta bir arkadaşı bir e, elma koparıyor. Bir tane vuruyor. Nasıl vuruyorsun? Sahibi yok burada. Adama bak işte. Orada adam e, e, katil oluyor. Küçük gibi görünüyor. Muvazene yok. Burada e, gelmiş bir elmayı e, sahibi burada yok. Adamı. Ad, e, adamı? Arkadaşını dövüyor. Acayip bir şey yani. Katil oluyor orada. Küçük Kur'an mahluk mudur değil midir? Ya. Ben desem beni öldür <laughs> öldür demesem böyle olur diyor. Aynı aynı. Daesh, Daesh dedikleri Amerikan CIA'nin kurduğu, MI6 İngilizlerin kurduğu sistem mi? Daesh ismini vermişler. Zahir Şerifçi yok. Onlar kendi ajanları yani. Müslümanı katletmek için uydurdukları isim. Aynı öyle yaptılar yani. Kafir hiç dokunmuyor. Hiç dokunmuyor. Müslümanı kesiyor. Evet. Zahir'in muhakemeli ve akıllı görünürken mesupturlar. Ve bir kısmı dahi bazen sahvede ve daire akılda görünür. Bazen aklın ve muhakemenin haricinde bir hale girerler. Yani muhakemeyi kaybedince yani de izah okuyorum ettim bitti. Muhakemeyi muhakemeyi yani muhakeme abiler iki sistemle çalışır. Bir elinde metre, bir elinde kantar. Yani ne demek? Bir elinde Muhakik bir elinde mudakik. Ee, isterseniz şurada şöyle yazabilirim. Ee, bana bu müsaade eder herhalde. Muhakik. muhakkik Ne demektir? Mudakik. Ne demektir? Muhakkik. Delil ve burhanlarla konuşur. De, konuş, delil ve burhanları delillendirendir. Delil ve burhanların kaynaklarıyla Evet. Mehazdı yani. Şimdi muhakeme bu. Muhakeme. Elinde metre elinde Kantar 49 muhakematta şimdi muhakemeyi kaybedince aklın dışına çıkıyor muhakeme aklın sıfatı iyiydi. muhakeme muhakemeyi kaybetme nispetinde metsup oluyorlar ne kadar da ilmi olsa metsup yani e, siyah ve sibakını kaybediyor metsup olayın başını ve sonunu Evet değil yani. Evliya da olabilir. Yani evliya ne demek? Bir esmaya veya birkaç esmaya, bir esmaya en az. Biraz e, yani normalin üstünde mazar olmuş. Ayakları çalışırken bir esma. Biraz daha böyle o esmanın mertebesini şey yapmış. Su da yürüyor. O esmanın bir kat üstü yani. Beni görürken, hep, kabirdekini de görüyor. Yani bir tık ileri evliya. Evliya deyince her şeyde muhakemeli ve muvazenil değil yani. Evliya da olabilir, Maneviz şahsiyet sahibi de olabilir ama muhakemeli olmak çok ama çok yüksek ve değişik sıfattır. Muhakemeli ve mudakik olmak evliyalardan da üstündür. Evliyaların içerisinde illi ilim şart değil. Yani böyle örf, anani kültürle beslenmiş dikkat etmiş mesela yaşlı babanelerimiz. Bizden daha takbalı daha dikkatli, daha şey evliyadır. Evliyadır ama muhakeme ve muvazenesi olmayabiliyor. Yani delil ve burhanlı değil, mehazlı değil. Yani şey midir abi? Aklın sürekli vahiye bağlı gibi bağlılıklı gibi. durması. Evet. Lugat lugatı muhakeme lugatı muhakeme ne demek? İki taraf da hakim olmaktan İki tarafa da hakim olmaktan yani gayba ve şahadete mevzuya hadiseye hakim olmaktır muhakeme. Allahu alem emri itibari ve en emri nisbilerden beslenen aklın sıfatı muhakemedir. Emri nisbi ve emri itibarilerden beslenen aklın şey sıfatıdır muhakeme. Muhakeme aklın bir sıfatıdır. Emri nisbi emri itibarilerden beslenir karar verme mekanizmamızdır. İki tarafı da dinleyip karar vere, verme, hükmetme sistemimizdir. Mesela adam Fatih Sultan Mehmet döneminde onların içinde bulunmuş. Cibali Baba, velidir, meçsuptur. Gitmiş Hristiyanlarla Bizans'ta Sur'da Fatih'in gelen toplanı tutuyor, geri atıyor eliyle. Yani meçsup işte. Cibali Baba kısası bu yani. O var böyle. Evliya. Ama Allah müsaade ediyor. Bakın evliyadır yani zıtta da bulunabiliyor. Onun için ulema ehl Sünnet ve Cemaat demiş ki yani böyle şeyler batılda da çıkabiliyor. Mesela Belam bin Bahura yani gelecekte şey olmuş ama e, Bahura kafirlerin için, içerisinde bulunabilmiş yani olmuş. Cibali Baba kısası. Onun için bazı metsuplar var mesela şimdi de öyle. Bir bakıyorsun küfrün tarafında. Ama namazlı, takvalı, çarşaflı, zikireyli çok acayip sakallı. Senden daha ta dikkat ediyor. Hiçbir işe yaramıyor ama. Küfre taraftar. Şimdi şimdi bu seçimde. Veli miydi peki İman, cennetlik? Her veli... i̇di idi ama kaybediyor yani. Kaybediyor. Ama kazanmış ama kaybediyor. Yani o kazanım ona o yanlıştan geriye çevirememiş. Cibal, metsupluktan kurtulamamış. Sorumlu mudur? Tabii ki sorumludur. Mektubatta diyor ki sorumlu mudur? Sorumludur tabii. Ya muhakemeyi kaybediyor. Niye kaybediyor? Metsup niye metsup olmuş? Bu işte Elinde adamı... ıı, me metre ve kantarı almamış. Hasan abi Muhittin Arabi için peki muhakemeyi kaybetmiş. Yok yok yok. Tevhid'de sikirdir diyor o. O zaten kendisi tavsiye etmiş. Evet. Dedi ki bizden olmayan ya, onun şartını koymuş. Kitaba yazmış. Bizde olmayan bizim kitaplar okumasın. Niye ben bu dima dersini herkesin almıyorum? Yani Dükkada yalvarıyorlar. Dün akşam da yalvardılar. Bize canlı yayında ver, vermem mi? niye vereyim ya? Her şey herkes kaldıramaz ki bu dersi. Ne yapıyoruz? Kırpıyoruz, siliyoruz. Sana lazım olduğu kadar mama veriyoruz ya. Sen şimdi pirzola döneminde değilsin ki sen mama dönemindesin. Daha mamayı biraz zor hazmediyorsun. Şu zamanda ruhlara, akıllara usanç veren çok esbab içinde. Yani ah konuştuğumuz bu mevzu. Niye konuşuyoruz? Ruhlara, akıllara usanç veriyor. Düz oku tamam ondan sonra. Abi. Akla usanç gelebiliyor demek ki. Akla musallat olan usanç insanı tembelleştirir. Tembellik de bazen suret taktan geliyor. Hı. Yapma. Tembellik çok korkunç bir hastalıktır. Ustad ne diyor biliyor musun? Tembellik ruhsal hastalıktır. Tek, tembelliği bazen takva, bazen hizmet, bazen hakikatlerden, çalışmaktan, gayretten kaçmanın ifadesidir. Nefsin hilesi mi? Şeytanın nefse yutturması yani hariçteki adamın adı şeytan, devamlı bizde bulunan adı nefistir. Nefis devamlı şakirttir, talebedir, şeytanın talebesidir. Tembellik ruhsal hastalıktır. Yani atalet ve talete o yapar. Mesela ya derse nereye gideceksin, kime gideceksin? Bak tembel. Ya bir bahane bulmuş yani. Vay, radiyallahu an veya radiyallahu anha. Tamam. Aa, kimle meşgul olacaksın? Zaman mı verilir? Tamam. Sanki bütün zamanlarını kutsi şeye veriyor. Saatlerce telefonla laklak gıybet yapar. Saatlerce ha 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 konuşur. 10 dakika, on dakika akrabasıyla bir bayramlaşma yapmaz. Radiyallahu an hazretleri hazretleri veya radiyallahu an mübarekleri tembelliğimizi, hizmetimizi, e, din kılıfını uyduruyoruz. Metsup, metsuplarız biz. Öyle şehirde. Ne yapacaksın? Ercan Cemil'e kafası olmayacaksın sen de. Hissi davranacaksın. Yaşın müsaitken yapacak, yapman gerekeni yapacaksın o kadar. Öyle yani, hayat böyle. Ha, hayat tercihlerin sonucudur. Bizim e, Hafız amca. He. Mesela ona Hakikaten öyle bir saflık var ki ama bu nasıl bir şeydir ben onu anlamıyorum. İşte evliyadır. Nereye yukarı akıyor desek inanacak değil mi? Evet inanıyor. yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Kesinlikle inanacak değil. Öyle. Öyle. Ama evliyadır kesinlikle. Evet. Sen gidiyorsun kalbine diyor ki milletin içinde. Bak öyle düşünme diyor. Birisiyle gitmiş. Mesela ben orada ders alıyorduk böyle hurufun kata. Birisi geldi. O geldi kar koca bir sıkıntılar var. Ondan sonra... Girer girmez. Sen niye ikinci evlilik bir daha düşünüyorsun dedi ya. Karısının yanında. <gülüyor> <gülüyor> o adam yeni minibüs şoförü yani. Karısıyla bir sıkıntı var. Karısını getirmiş. Hastadır diye. Kazım psikoloji var. Ben ben de hiç unutmuyorum. Hami Mainsin Sinkaf'ı okuyorum. Girer girmez. selam. Aleyküm selam dedi. Sen niye ikinci bir daha düşünüyorsun dedi. Bu sen bunu dedi. Zaten hasta sen ettin dedi. Ya dedi falan. Ya, ya oğlum Kadın da hastaydı, hastalığını unuttu. Ya sen öyle bir şey... Gözün... Havuz ne yaptın lan dedi. Böyle deyince, ya öyle dedim ya dedi. Bu sefer vicdan ya öyle dedim ya. Hayır hayır öyle demedim dedi. Sen dedi öyle düşünüyorsun. Bak kafanı kırarım ha bu kaşıma sopası var kafanı kırarım. Ondan sonra ben bunu getirdim. İlk önce sen okumaklısın dedi. Yani böyle bir şey evliya. Ama Neyi ne zaman yapacaksın şey yapamaz yani. Oraya gidince şey nazar alacaksın. Önce eşinle gitmeyeceksin. Çünkü bütün kirli çamaşırlar koyuyor. Ben birisiyle gittik. Bir tanesi dedi ki, bak diyor sen diyor kızlara kafayı taktığın için sabahlara kadar telefonla oynuyorsun. Onun sabah namazına kalkamıyorsun dedi. Yani anne baba senin yanında söylüyor bunu. Adam kim kim falan. Yani anladın mı? Yani hayat böyle bir tuhaf ya. Ben bunlara da şahitim, zındıklara da şahitim. Adam bir tanesi Cuma'ya geliyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor. Hafıza diyor ki, hemen bitişinde cami var ya şeyh olacak. Bunu Hasan Hoca'yı, kütbeyi çıkarma diyor. Kimi çıkarsın çıkar diyor. Niye diyor? Böyle bu hoca diyor ki fizikçi, matematikçi, psikoloji diyor. Biz hoca görmek isteriz. Nasıl bir hoca istersin? Helal, haram, namaz kıl, kılma, böyle. Böyle desin ya, böyle ne anlatıyor ya dedi. Allah kızar, yakar. Böyle anlatacak dedi. Niye biliyor musun? Maden mühendisidir. Çok iyi biliyor. CHP'li olduğu için insanların şorlanmasını istemiyor. Dini e, insanların bildiği gibi oraya hapsetmeyi istiyor. Bana bana hafız diyor ki sana, ya bu bana böyle niye dedi? Müslümanların şuursuz olmasını istiyor. Ya. Din o haram helal kavramı dinin 15'te biridir. Şu 16'da biriymiş. 16'da. Mektubat 372. Hayatı onun için çok seviyorum şu Cibali Baba kısası. Nerede geçiyormuş abiler? 343'te geçiyor. Cibali Baba kısası. Fatih Fatih kızdı da artık akşam diyor ki yani tafsilini şey yapmayayım. Ya diyor bizim topları diyor bizim bi, bi, bizim veli onların içinde bulunmuş toplarımızı tutup atıyor diyor akşam setine. E peki ne oldu? Nasıl Sonra akşam settin secdeye kapanıyor. Çadıra ya Rabbi ya onun canını al ya benim dedi. O Bizans'ın koruyucusu, bu da Fatih'in koruyucusu. Allah onun canını alıyor, fetih oluyor. O zaman küfür galipse orada mutlaka biz bizden yana ama metsup, ahmak var demektir orada. Oluyor zaten. Evet. Olmaz. Çarşaflı, dindar, sakallı ona oy vermesi olmaz öyle. O seçadeyi basamazdı zaten. Çarşaflılardan destek aldığı için, se, diyor, hacı babalardan destek aldığı için, sabahlara kadar zikir edenlerden destek aldığı için seçadeyi basabiliyor. Hasan abi, Said Nursi de Risale-i Nur'lara talebe olduğunu ben şimdi anladım biliyor musunuz? Şu an anladım. Talebe olmayan Bediüzzaman belirtiyor. Ama Nursi talebe. Tabii oldu. öyle diyor. Ben talebeyim diyor. Nerede geçiyor Emirda 148? 48. Said Nursi de bir talebedir. Başka nerede? Emir Dabir 125. Ne hızı billah Said de, de i aleyhine dönse siz sadakatınızı bozmayacaksınız. Emir Dabir 125. Başka bir sistem çalışıyor kardeşim. Ustad diyor ki bana talebe olmuyorsunuz diyor. Risale-i Nur'la Kur'an'a talebe oluyorsunuz. Bana şakirt diyor. Rabbizül Zülcelal'ı oluyorsunuz şakirt. Biz Cenab-ı Hakk'ın talebeleriyiz. Peygamberin. konuşuyoruz yani. Ya şimdi kim konu? zaman Mücedid, Said Nursi beşerdir zaman ruhtur. O ruhta akseden Kur'an hakikattır, müceddittir. Tabirleri yerine koyarsan her şey oturur. Çocuk kafalı olmayacağız ki ya. Bileceğiz daha kimle, ni kimle nereye yürüyoruz. Kimle nereye yürüdüğümüzü bilirsek eften püften bahanelerle yol arkadaşlığını terk etmeyiz. Bir insan yol arkadaşlığıyla bilinir. En ufak şeyle terk ediyorsun ya. Böyle bir şey mi olur ya? Mektubat 372. Namaz, ezanda bırakacağım. Çünkü ezandan sonra hani gene devam ediyorduk ya. Bayram olduğu için bırakacağım. Mektubat 372. Çünkü ama çok bereketli bir ders geçti ya. Çok ilginç. Hem pi, yani enfusi ders dersen değil. Değil de değil. Hep psikoloji, içtimai, ailevi, sosyoloji. Bir tuhaf yani. Akıllı Ahlak. Şey. Akıl gibi bir şey. Ha, acayip bir şey. Yani Öyle tevafuklar oldu, o kadar tevafuklar oldu ki akıl almıyor. Bütün hepsi tevafuklar oldu. Aklı olmayan dini yokmuş ama. Evet, aklı olmayan dini yoktur evet. <laughs> yani ispat etti yani. He ya. akıl midesine girip diğer hasteler yani herkes kendine... Bu bu yapıyorlar. dersi keşke bütün aileler karı kocalar dinleseler de nerede ata yaptığını görsek ya. Nerede ata yapılıyor? Nerede böyle din din perdesi, kisvesi altında Mahallim. nefsimizi Mahkemeyi kaybedince evet. her şey olabiliyor. Olabiliyor. Mesela mahkemeyi kaybettiren bir sebeplerden bir tanesi tembel, bir tane de asabilik, bir tane de şehvet. Sonra rehber ne alama geldiğini çok iyi bildik. Ya rehber neymiş? Evet. Basit bir şey söyleyebilir miyim abi ya? Evet. Çok basit az önce geçtik. Evet. Benim alemimde şöyle vardı. Üstad diyor yani bu bizim için mihenk abi ya. Bir saniye dur. Çok kişi. Evet. Mesela abi diyor ki iman zatından bir nurdur diyor değil mi abi? Evet. O kadar önemli ki zatından ziyadır dese kaybolmaktan çıkacak. iman olmaktan çıkacak. Ben böyle anlıyorum abi ya. Evet. İman e, o zaman ne olur biliyor musun? Ziyadır Zatından nur. Nurdur. Yani içerisi ziyadır ama bendeki yani. yani, bendekini, yani bendekini bahsediyor. Bendeki. Bizzat kendisi olsa haşa. Haşa. Evet. Bir de dikkat ettik mi abi? Mesela hep akılla güzel ahlakı ikilemiş. Evet. Kesinlikle. Aklı. Zaten öyle Aklı. demiş. Aklı. Üç tane şeyi git bir tanesini seç demiş. Biliyorsunuz. Ee, ne demiş o kısada? Bir e, servet var altın. Bir de akıl var. Bir de bir şey vardı ya. He? Bir tane ahlak. Yok akıl. He? Yani üç şeyi git seç demiş de en son şeyi seçmiş. Yani en son ya orada sonuç akıl. Adem Çünkü niye? Evet. Adem Aleyhisselam'la e, bir kısa olmuş. Ondan sonra o, onu seçmiş, onu seçmiş, onu seçmiş. İlim, ilim, ahlak, ilim, ahlak, ilim, ahlak, servet galiba. Şey akıl. akıl, akıl. Ondan sonra herkes bir şey seçmiş, gitmiş, ilmi seçmiş, şey, aklı seçmiş. Niye? Akıl, akıl olmadan ne ilim olur ne ahlak olur. Çünkü akıl tanım, tanımdır, tabirdir. Vahi muhatap olan sistemin adıdır. Akıl da odur. Zeki şeyde Akıl haya din inşallah. Aha. Akıl, akıl, hayal, akıl bir dakika. Akıl hayal, haya din. din. Hangisini seçersin demiş? Evet. Aklını seçtim. Selam aklı seçtim. Hüseyin Cebrail Aleyhisselam hayal ile dine aklı size tercih edip seçti. Siz dönüp gidiniz dedi. onlar biz her nerede olursa olsun akıl ile birlikte bulunmakla emrolunduk dediler. Ya Aklın yanından ayrılmadılar. Yani Adem Aleyhisselam seç dedi Cebrail Aleyhisselam. Haya, haya, din, akıl. akıl. Seç dedi Adem Aleyhisselam. Babaya bak yani. Gurur diyorum. Aklı seçiyorum dedi. Dini seçmemiz lazım değil mi? Ondan sonra onlara dedi ki onlar canlı ve ruhludur ha. Haya da, din de canlı ve ruhludur. O bu, bu tabelası nüfus cüzdanı beni tanımlıyor diye ben nüfus cüzdanı gibi cansız mıyım? Ondan sonra aklı seçti. Dini seçseydi ne olurdu? Dini seçseydi meczup bunu be, be, Hayır, başka ne olur? Seçenler olurdu? var abi zaten. Ha, bak, melek olurdu. Din sabittir çünkü bir şey çıkamaz. Doğru söyledin şey çıkamaz. evet. Evet melek gibi bir şey olurdu. Melek olurdu yani. Evet. Hayat seç, seçseydi ne olurdu? Da siz <gülüyor> 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 o da melek, o da melek olur. Evet. Şu, peki, akıl olunca, bir an, evet. ondan sonra Cebrail ne güzel demiş. Evet. O zaman gidin demiş, evet. hayaya hay, vedine. Bu akıllı seçti. Sizin, hayır dedi, biz onunla emri olunduk. Akıl olduğu yerde haya vardır, akıl olduğu yerde din vardır. Var. O da yoksa, bir akıl yoktur. Zeka var. Ya bu ne güzel bir şey ya. Bu din değil, değil mi? Allah ne kadar hoş ya bizi ne kadar lezzetlendiriyor şu anda. Şu anda huzur yok mu? Hazır olduğu için oluyor. Ya şu anda yani. Şu anda Allah bize tayin ve teşahhus ettiğinde hazır olduğu için bizde huzur oluyor. Şu anda keyif vermiyor. Kimlerin temsilcisi aslında e, din e, Musa Aleyhisselam'ın, Haya İsa Aleyhisselam'ın, akıl Peygamber Efendimiz hepsi. Ya. Biraz bakın aynı ona gidiyor abi bakmam lazım ki. Şeriattır çünkü yani. Evet. Mutlalesen şeriat ya. 372 mektubat. Çünkü hakiki maniye ve Kur'an'ı içinde öyleleri var ki en büyük bir dahi telakki edilen i̇bn Sina fehminde aciz, acizini itiraf etmiş. Akıl buna yol bulamaz demiş. 10. söz Risalesi o zatın dehasıyla yetişemediği hakaiki. Aklıyla değil, zekasıyla. Akıl Âlemi şahadetteki ilişki ve çelişkilerle beslenir, gelişir ve hakim olur. Akıl tek başına ahireti bulamaz. Kur'an akla kapı ve yol açar. Ondandır ki Kur'an zekaya vurgu değil, ilk önce akla vurgu yapar. Ya'kılun, ta'kılun, efelete, efelay tefekkürun, gibi ayetlerle akla vurgu yapar ama asın gafil insanları devamlı zekavete burgu yapar. Ziki, dahi vesaire. Şeyde en başta bir e, karşılıklar yazmıştı ya, abi akla e, şey yazmıştı ya. Talim. Ben şaşırmıştım niye akla talim? Evet. Yani işte bak şimdi çıktı. Evet akla e, talim, kalbe terbiye, ruhlara tesir. Ve ve alleme esme külleha talim ve alleme Adem. ademe alleme alleme talim, talim yani ilim. evet ilim evet. Ee, esma esmaları külli bir esmaları talim edildi. Ta, akla talim evet. son şeyimiz okuyoruz son son maddemiz o sayfaya geçmeyeceğiz mektubat 373 şirk Hilkat-ı kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu kemali vuzu ile gösteren 20. mektup. Şirk, hılkat-ı kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu kemali vuzu ile gösteren 20. mektup. Tabi ee, tabii başını sonunu okursunuz bu tabela koydum. Yani ama hatırlarsınız ama şimdi sonucu okuyayım. Şirk aklı devre dışı yaptığı için ee, çok tehlikeli. Şirk neyin zıttıydı, karşıtıydı. Yani onu yazalım istersen ben burada. Ee, evet. Bak şimdi. Bunun üzerine yazacağım. Neyin zıttı? Doğru. Heva. Neyin? Aynı aynı. Hakkın. Şimdi neye benziyor? Uygulayalım. Ee, Bunlar karşıtı. O çok ince oldu. Ha şey yaptık. Hangisi bu? Burası hiçlikte ya Adem. Ad Adem'i sırf Adem'i mutlak. mutlak. Hadi bakalım yapalım. E, bu kimindir? Adem'i sırf, vücut ve Adem. Bak. Vücut Adem, mevcut şirk. Yapabilir miyiz buna? Söyle bakalım. Burada yazayım kenarda. Ee, şey... Adem'i adem sırf şu kenara sileceğiz sonra. Adem'i sırf neydi? Neyin zıttıydı? Dur bakayım. Vacip bir vücut. Adem vücudun. Ma 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 madum mevcudun. Hani bu hatırlarız diye mevcudun. Bu da neyin? Vacibul, Vacibul vücudun. Zıttı yani. Ha, Adem'i mutlak yapalım. Zatı Zatı Burada yazı var bak silemedim. Zatı Zatı vacibül vücutu. Tamam mı? Mesela sol tarafa nefisini eklerseniz tam olacak. Evet, nefis. Tamam. Doğru. O olması lazım zaten. Şuydu. Nefislerken, nefis derken nefsi emareden mi bahsediyor? Ha, onu, de, onu değilim. Daha iyi olur. Evet, yani tamam. Şimdi dolduralım. Ee, i̇man küfrün zıttı. Ee, mevcut Adem Adem'i sırf içtikten yaratıyor. Herhalde biraz zor koyarız değil mi? Yani nefsi emmare Olay, çok kolay abi. bu bakın herhalde, herhalde ademi mutlak ha? bakın şirk ademi mutlak tamam Tamam mı abi? Tamam. Küfür, ee, vacib vücudu yok ediyor. Ademiz. Yani esmaları ve sıfatları yok ediyor küfür. Adem'i sırf. Adem'i sırftır. Heva, Adem'dir. Nefse, maalesef mağdum. Yok. Heva, bak şimdi şöyle yapalım. Bak şimdi. Beraber yapalım. Kafada itikat var. Şirk bunun tersi. Tamam. Kapta iman var. Kapta iman var. Küfür mü? diye. Heva nedir? Heva neyi kaldırıyor? Kendini ilah ediniyor. Kulazı bir Rabbin nas, Melikin nas, İlahin nas. Bak şimdi kulazı bir Rabbin nas, akla bakar. Rab, rububiyet, kainattaki tasarruf. Bu şirk, itikat. Kulazı bir Rabbin nas. Melikin nas, kalbe bakar. Melekelerimiz, malik olduklarımız. Vicdanda o mülk ya, o. Melikin nas, küfür kendini ilah edin, edineni görmedin mi? O hevadır. Tamam mı? Şimdi şirk neydi? Rabbi Nas, kainattaki şeyi. Yani bunu biraz zor yaparız gibi. Yani düşünüp şey yapmak lazım. Ama biz bunu silelim. Yani i̇şte, bunlar... Işte, yaparsak abi yerine otursak bir tek ne? kalıyor ne? 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 Ee, de geçmiş mesela rububiyet burada nerede var? Mesela vaci ulucudu. Vücut nerede insana? Ee, esma'ya mazhar olursan vücut bulursun. Adem, mağdum. İtikattan gitsek itikat neye itikat edilir? Ya yani alem-i kişi e, aklıyla evet. E olduğundan dolayı... İlk bu Adem'i sıfır adı olur. Evet, orası. Evet. Yok, senin dediğin doğru. Adem Esma, olur. Esma, değil midir abi? Şimdi... Esma'ya bakmaz mı acaba? Ee, şu herhalde Kur'an'a muhatap oluyor ya akıl. Yani Adem'i sıfır gözüküyor. Bu, bu Adem'i, ademi mutlaktır bu. Ademi mutlak. Ademi mutlak. Bu Adem'i mutlak. Bu kesin. Bunu Adem'i mutlak ekleyebilirim ben buna. Ee, şöyle. Şöyle heva. Bu da Adem'in sıfa. Küfür de Adem'dir kesin. Küfür adem. Evet, kalp de var olup evet. yok oluyor. İkide bir değişiyor ya. Oynayan kalbi sabit kıl. Sabit. Evet. Evet. Yalnız şimdi şeyini bunu, zıtını yazmadık. Nefs-i zıtına ne yazacağız? Mesela evet. nefs-i emmari'nin manevi tarafına heva dememiş miydik? Ha iki tanedir. Nefs-i emmari ikiye ayrılıyor dedik de. Şöyle nefis. Şöyle bak. Onu buradan belki buluruz. Nefis. Maddi Şöyle. Şöyle. maddi. Allah razı olsun ya. Bak. Hiç üzerine yazıyoruz ya. Ne ne acayip bir şey ya. Acayip bir şey ya. geldi dua etme ya. Çok şükür ya. Ben nurcularımdan gurur duyuyorum. Ama bu A renk olmadı. Sarı alsana abi sarı. Tabi tabi. manevi nefs emmare. E, bu manevi nefs nedir? Hevadır değil mi? Heva. Bu da heves. His Heves. Heves. Oruç buna vuruyor. Oruç ona vur. Kesin. Heva. İlah edilmeli. Tamam. O zaman buraya. E, bu manevi tarafı. Bu his ve hevestir. O zaman e, eylemsel itibariyle. Ise evet, insan kendisini inşa ediyor. Ama yani zorlamayalım biraz. nefs semare. Yani yapamadık. Okuyayım da bakayım çıkacak mı? <laughs> Silme dursun. Tamam dur. Mektubat bitireyim şunu. 373 şirk, hilkat i kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğu olduğunu kemali vuzuh ile gösteren 20. mektup. Şirk aklı devre dışı yapan, şirk aklın içine girdi mi içsel bütünlüğü bozarak, şirk sanki bilgisayarın virüsü gibi. İmtina demek, imkansızı ve mümkün olmayanı şirk bunları tersine çeviriyor. İmkansız ve mümkün olmayanı terslerine çeviren. Şirk aklın zehiriymiş. Aklın zehiridir. Böylelikle e, Dima 228, aklın 45 dersini bitirmiş olduk. Evet. Cenab-ı Rıza'sına dair etsin. Bitirmeden şunun üzerinde bir daha geçelim mi abi ya? Hangisi? Benim kafam biraz karıştı. Mesela, bakın şirk mesela <laughs> ne yapıyor? Küfür ne yapıyor? Hevan nedir nefsi? O zaman şurada oturarak. Bak şirk, mesela şirk Hasan abi, He. şirk mesela şöyle söyleyeyim. Mesela küfür Hasan abi üzerine örtüyor, yok ediyor. Bakın tamamen yok ediyor, kapatıyor, üzerine örtüyor. Ama şirk şöyle bir tarafı örtüyor, bir tarafı açıyor. Ne yapıyor? Birini ilah ediyor. Şirk nedir? Bak Ömürünüyor Allah inkar etmiyor, küfür de, şirk de Allah inkar değil. Şirk o var, bu da var, da var ortak. Da var. Küfür üstü, üstünü örtüyor. Küfür şimdi yok. bak şimdi kafa neydi? Fazla durmayayım diye de iki yaptım ama maden geri çevirdin. Kafa yani iman olmadan önce ilk önce akıl vahiy yani uyduya muhatap olursa vahi vahiy vahi, akıl vasıtasıyla kafada doğru bir itikat olur. Doğru itikada Allah'ın verdiği cevap kaptı imandır. Cevaptır iman. O zaman itikat nedir? Böyle neyi var ediyorsun? Allah'a var ediyorsun. O zaman bu va, şey e, şirk yani itikat e, ademi mutlak değildi. Vardı ama benim alemimde yoktu Allah. Allah var etti. Çanak tuttum. Vahiy yoktu. Aklımı tuttu mu vahiy? Hani cana bakır şeyine. Alemimde bir sonuç oldu. Ne o? İtikat. Yani yoktan yani yoktan var etti. Alemimizde bizde yoktu. Peki bunun tersi nedir? Şirk ne yapar? Yok eder. Onun için galiba Allahu alem şirk Adem'i sırfa baksa Hadi bu şöyle desek he. bakın şirk şimdi Hasan abi Adem'i mutlak mümteni değil midir abi? Adem'i mutlak mümtenidir. Tamam. Evet Nasıl aşağıda. öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Yok. Şirk peki mümteni değil midir abi? mümteni değil. O şirk mümteni değil. Çünkü şirk Allah'a kaldırmıyor. Ortak koşuyor. Allah var ama diyor bu da var diyor. Heva kaldırıyor. Heva kendini ilah ediniyor. Ortadan kaldıran sistem. Çünkü şöyle. Allah'ın zatına ayna bizim hevamızdır. Evet. İn ve illa vahyun yuha. O hevasından demiyor. Vahyen söylüyor. Hevanın özelliği, pisliği, Cenab-ı Hakk'ın zatını bizde var ediyor. Onun için heva zata zıttır. Zatı, yani. Heva. Ademi mutlak. Tamam. Adem hmm. Heva. Ee, madumla adım şu mevcudattır. Mevcudat zıtları barındırıyor. Hmm. Ama yani zaten kainatta kainatta adem mutlak yok. Yok. Aklın, kafasızın kafasında. kafasında. He, evet. Şimdi oldu biraz evde, değil mi? Evet, kafasızın kafasında. Ee, Ademle madum e, zıtları cem etmiş ya Nefse emmare'nin evet, evet. içerisinde his heves var bu da buna bakıyor gibi. Nefse emmare. Ma, orası bu, zaten Sadece <laughs> nefsi bir e, zıtını bence do, şu anda bu, nefsi emmare, e, nedir böyle emredici nefse emmare. yani kuveyi şey ve kuveyi gadabe kuveyi akdenin ifrat ve tefrit mertebeleri ya. O, bir okta da çekin abi, evet, abi. nefisle mağdum arasına. Evet evet. evet. Ama şuraya şuraya başka bir kalemle yapayım veya tamam bununla olsun. Nefse marız zıttı olmasın şey olsun. La Nefse Nefsi zıttı var abi. Ya. Ee, sünnet-i seniyenin vasatını zıttı. He Evet doğru. Evet vasat abi. Yani o zaman sünnet-i seniye nedir? Kuvve yaklığı, kuvve gadevi, kuvve şevin ifrat şey tersi o. Evet, evet. yazalım, bakalım. O doğru olmamakla beraber düşünce malzemesi. Basaddır, tamam. Basadradır. Ha. Ha, diyor. ha desek. Ya. Ha. kuveyi akliyenin kuvve şehviyenin kuvve-i gadabiyenin vasat vasat vasatlarının ifadesi olan olan istikameti de ifade eden istikamet gösteren e, sünneti hepsi cem etmiş. Sünneti seniyedir. Evet. Evet. Yani. Sünnet ise evet olur yani sün adalet, adalet de olur o da olur adalet. ama sünneti seni olunca biraz daha. Yani. he Madum ve mevcudu karşılığı. Evet, yani bunu yok edebiliyor. Evet, evet. Yani ben şu nimeti. Yani böyle. Evet, yani çok ilginç ya hakikaten. Zor bir şey. Bu kavramları yeni oturtmanın içini doldurmakla şey oluyor. bir kere bir de yapalım. Şirk Allah inkar etmiyor. O var, bu da var diyor. Tamam. O var, bu da var. Adem'i sırf vacibul vücudu var ediyor. Nasıldır? Akıl şöyle tutun. Aklı, çanak anteni onu buraya taşıyor. O alemi buraya taşınca bizde doğru bir itikat oluyor. O yapıyor. Ama bu kesin ama heva, Cenab-ı Hakk'ın oruç taşı yapıyor. Heva, ademi mutlak. Yani Allah'ın zatının karşıtıdır. Zatı. Ondan sonra Adem'i sırf itikadımızın şeyi. Adem imanımızın şey vücut. Doğru. Vücut buluyor. Aaa şimdi oldu. Niye? Bak şimdi. Vücut neydi tanımlamamızda? Vücut, esma, her bir esma hakikattır. Hakikatların bütünselliğidir. İçinde zıt yoktur, katıksızdır. İman da öyledir. Ee, vücut, vücut. E, esmanın, esmanın mertebelerin bütünselliği. Tamam bu kesin oldu. Bu da kesin oldu şimdi. Tamam bu böyle. Evet, şu zıttına fıtrat yazsak? Yani bunun fıtrat. Evet. Fıtrat asliye olur. Evet fıtrat asliye. O zaman ekleyeyim o şeyi. Adalet. zaten bulan cemi adaletti yani. E, fıtrat asliye. Fıtrat asliye. <laughs> fıtrat, fıtrat asliye yazılıp davranırsa hep nefsi amare çıkıyor. Evet. Yani. Adalet, fıtrat asliye. Tamam. tamam. Bunu... Bu şekilde. Ee, Adem sırf, e, Adem'i sırf bu zaten yok. Bu var da yok. Allah var da yok. Adem'i sırf kişinin mesela e, Allah var Her şeyin kesinlikle değil. fakat kafirin dünyasında yok. Biz e, itikadımızda onu var ediyoruz alemimizde. O yok değildi. Var da alemimizde var ettik. O Adem'i sırf. Tamam. Evet bu. Her şeyin zemini değil mi abi? Evet, her şeyin zemini. İlk önce itikat her şeyin zeminidir. Evet. Zaten oradan çıkıyor. Evet. Adem sıfırdan çıkıyor? Evet. Yani Adem sıfırdan kurtulunca vacibül vücudu var ediyoruz. Adem, Adem vücudu biz var etmiyoruz alemde. O zaten vardı. Alemimize evet. var ediyoruz. O e, onun için dini olmayan ve akla olmayanın dini yoktur. Evet. Tamam. Bu kesin oturdu. Biraz şüphem bunda vardı. Evet. Bu bunu oturunca çorap sokuyor gibi geldi. Dini akla olmayan dini yoktur e, ee, alemimizde var olanı Allah'a şey yaptık. Adem'i sırf, adem mutlak değildir. Var ama bizde yok. Adem'i sırf. Bu şirke bakıyor. yani itikada bakıyor. İtikatla Adem'i sırftan e vacibul vücudu var ediyoruz. İtikad ediyoruz vacibul vücuda. E küfür de şeydir zaten. Adem Vücutla Adem arasında iki menzil gibidir. Evet. Okey. Evet. Heva zaten Ramazan Risalesi'ne geçiyor. O Cenab-ı Hakk'ı ortadan kaldıran saati vacibul vücudun ki çok acayip bir sistem. Ben bilmiyordum bunu. Böyle bir şey bilmiyordum. Ama uygulama yaparsak bu şeyi... Hasan abi şöyle bir şey daha yazabiliriz. Onu da söyleyeyim. Heh. Mesela. he Mesela Hasan abi. Nefsi. Mesela Rab. Rabbul alemin Allah. Bakın Rab. Rabbul alemin Allah diyor bir de la yazmışız sana bir. Evet la. Yani ben, ben ben böyle bir şey yazmıştım belirlemek için belirlemiştim. Mesela nefsin mâne rabbı. Nas ilâ Kul evzu rabbin nas rububiyet melikin nas melekeler <laughs> malik olduğumuz kazanımlarımızın maliki ilahin nas o hevasından demiyor vahiy söylüyor in huve ile vahiyu yuha yani çoğalt da çoğalt burası da la ilahe illallah la ilahe illallah yani nefsi emmarenin karşılığı la ilaheler la ilaheler Ha evet. Değil mi? Yani. Yok o bak Rabbin Nas. Şey ilah Nas. Heva. Heva ilah Nas. İlah ediniyor. Yok şey olarak. mişer ve Vesvat ile Öyle mi koyayım? O da olabilir. Mişer-i Vesvat ile olabilir. Yani biz şey Niye yap, yap dokunmayayım ben. Bu 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 kesin çalışmamın sonucudur bu. Ben bunu çalışarak evet. şey yapmışım.